Değerli Türkiye'm televizyonu izleyicileri, bir EkoTürk programıyla daha karşılarınızdayız. Bu akşamki konumuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun durumu, intibak ve emeklilikte yaşa takılanlar. Bu Türkiye'nin can acıtıcı bir sürü sorununu içeren çok önemli bir konu. Çok değerli konuklarım var. Sayın Salih Kılıç Beyefendi, Türk İş Eski Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sayın İsmail Koncuk, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı ve İyi Parti eski başkanı ve İyi Parti milletvekili ve Sayın Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, SGK Genel Müdür Yardımcısı eski. Eski. Efendim, hoş geldiniz, zahmet buyurdunuz. Bu çok konuşulan, herkesin dilinde olan ama iç yüzünü çok az kişinin bildiği bir konu. Salih Bey, sizle başlasak. SGK battı mı? Veya SGK batar mı? Vallahi herkese iyi akşamlar diliyorum ama soru da güzel geldiği için millet tedirginliğe düşmesin, kolay kolay batmaz. Bildim bileli battı, batacak, çıktı, çıkacak derken Sosyal Güvenlik Kurumu 1950'lerde emekli sandığı ve dolayısıyla ondan sonra da süre itibariyle baktığınız zaman bugünlere gelen bir ciddi sosyal güvenlik kurumu var. Genel bütçenin hemen hemen %42'sine mali açıdan eşdeğer seviyede, ayrıca da %95 vatandaşın hepsine hizmet götüren bir kurum. Batması mümkün değil ama zaman zaman bazı problemlerle karşı karşıya kalmayla yaşanan süreçler var geçmişten bugüne kadar. Ama şu anda da öyle bir şey yoktur, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun batı. Ancak açıkları vardır, devlet katkıları vardır. Bunlar zaman içerisinde. Ha, bunun ortadan kaldırılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir dediğimiz zaman, tasarruf eğilimli tedbir değil de en önemli şey de %50'lerden %32'lere düşmüş bir kayıt dışı çalışma var. Bu kayıt dışının uluslararası normlara göre %15 ile %20 arası. Bu seviyelere indirecek ölçülerde mutlaka kayıt dışının üzerine gidilmesi gerekmektedir. Burada takibi işçi, işveren, bütün herkese de toplumsal bir sorumluluk olarak da ortaya çıkmaktadır. İkincisi de istihdamı arttıran tedbirler alınarak kayıt içi çalışmanın özendirilmesi ve ağırlık kazandırılması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkları açısından baktığınız zaman tarihte belirli dönemlerde alınan siyasi kararlar ve dolayısıyla uygulanan politikalardan kaynaklanan bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun battı diye ifade edilmesi mümkün değil şu anda. Bu zannediyorum çok geniş bir kesimi rahatlatmıştır. Çünkü herkes emekli maaşının derdinde. Gerçi bir Alman, Fransız, İtalyan emekli Türkiye'ye tatile geliyor. Bizim emekli çarşıya gidemiyor ama gene de emeklinin yokluğu... Emeklinin verilen ücretle yaşam şartlarına yeterli seviyede hitap ediyor mu, etmiyor mu tartışması vardır. Bana göre mesela... Şimdi asgari ücret 2019 yılında 2020 lira. Benim uluslararası normlara göre bütün kabul ettiğim ölçüler içerisinde asgari ücretin altında emekli aylığı olamaz. Ama Türkiye'de oluyor. Şu anda 900 liraya da ve bu normal olarak 99.447 ve dolayısıyla 2008'deki 5.510'dan sonra kat sayılarım ve göstergelerim ve emekli aylıklarının bağlanma oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan bir düşük ücretle sanki bu normal olarak sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını düzelmesi mümkün değildir. Devlet de desteklemelidir. Zamana yaygın mutlaka tedbirlerin alınması gerekir. Buradan 900 lira maaş bağlanıyor. Bu olacak iş değildir. Nitekim kararname ile hükümet bilem gereğini yapmak için 1.000 liraya çıkardı. Bana göre esas olan Türkiye'de yaşam ücreti olan asgari ücreti daha %26 arttırarak hayata geçirdik 2019'da. Bunun altında emekli aylığı olmaz. Benim nacizane kanaatim budur.
O nedenle aktüeryel hesaplar açısından baktığınız zaman her zaman dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Amerika'da bile bir sosyal güvenlik kurumu aynı minimal üzerine gitmektedir. Onlar da kendilerine göre tedbirler. Aynı şeyi Avrupa ülkelerindeki birçok sosyal güvenlik. Ha onların ileri seviyede alım gücü, parasal değerleri yüksek olduğu için bizdeki reel olarak karşılıklı birbirini tutmamaktadır. Efendim çok teşekkür Rica ediyorum. ederim. İsmail Bey, sizce sosyal güvenlik kurumu bir bakkal dükkanı gibi, bir fabrika gibi batar mı? Evet, öncelikle biz seyreden bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Murat Bey, tabii sosyal güvenlik kurumu üzerinden çok spekülatif konuşmalar, siyasi bir takım yaklaşımlar bugüne kadar yaşandı. Mesela zaman zaman iktidar olanlar sosyal güvenlik borçlarını bir kara delik olarak görürler. Yani neden? Emekliye zam söz konusu olduğunda, emeklilik zam bağlama oranı artsın dediğimizde önümüze sosyal güvenlik borçlarını bir kara delik olarak sunmuştur bazı iktidarlar. Yani kendi beceriksiz yönetim anlayışlarını aslında gizlemenin yolu olarak bu söylenmiştir. Ha, sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik yapısı Salih Bey'in de ifade ettiği gibi, Salih Başkan'ın da ifade ettiği gibi Amerika'da diğer ülkelerde de çok farklı değil. Sübvanse edilmesi gereken yerlerde buralar zaman zaman devlet tarafından. Çünkü adı sosyal güvenlik. Yani milletin bir noktada çalışma hayatı sonrasında emekliliğini, bir takım haklarını korumak adına, düzenlemek adına oluşturulmuş kurumlar bunlar. Burada kar amacı çok güdülmemeli zaten. Yani illa bir kar yapmak falan söz konusu değil. Ama koskoca bir kara delik olarak sunmayı da ben çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla aslında batar mı sorusu vatandaşlarımızın kafasında bir soru olarak varsa da doğru bir sorgu değil, soru değil. Çünkü devletle beraber yürüyen bir kurum. Devlet batarsa orada da batar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin batacağını biz düşünmüyoruz. Biz düşünmüyoruz. Kimsenin batırmaya falan da gücü yetmez. O da ayrı mesele. Onun için sosyal güvenlik kurumumuz da batmaz ama yanlış politikalar sebebiyle umulan verimi zaman zaman alamayabiliriz. Şu anda da böyle bir dönem yaşadığımızı söylemekte isterim. Maalesef şu anda sosyal güvenlik politikalarımız bakımından çalışanların durumunu değerlendirdiğimizde sosyal güvenlik politikamızın vatandaşlarımızın hani Şeyh Edebali'nin meşhur sözü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Zaten sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kavramı aslında Şeyh Edebali'nin bu sözünde de vücut bulan bir yapıdır sosyal güvenlik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insanı hem çalışırken hem çalışma hayatı sonrasında emeklilik döneminde ölene kadar hatta öldükten sonra geride bıraktıklarına da eşine, çocuklarına filan da bakan bir kurum olarak önemli bir kurumdur. Batması söz konusu değildir ama ortaya koyduğumuz politikalarla verimliliğini daha da arttırabiliriz. Tabi burada belki de şöyle bir süreç yaşadık. Bülent Bey o süreci bizden daha iyi bilir. Bağkur emeklilerinin İşte bir bakır sigortası vardı, SSK vardı. Bir de memurlarımızın sosyal güvenlik, emekli sandığı vardı. Emekli bu üç yapı birleşti şu anda. Tabi bu birleşme bir takım sancılar da doğurdu. Yani bu birleşmenin meydana getirdiği bir takım düzensizlikler de oldu ama artık yavaş yavaş buna da entegre olduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerin yavaş yavaş giderildiğini düşünüyorum ama hala da tam giderilmiş değil herhalde. Ama zaman içerisinde o problem de ortadan kalkar. Birleşmenin meydana getirdiği sancılar da zamanla ortadan kalkar. Ama dediğim gibi sosyal güvenlik enine boyuna masa yatırmalı. Mesela ben Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığımın son zamanlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısıydı zannederim. Ya da Genel Müdür Yardımcısı yanıma geldi. Dedi bir emekli çalıştay yapmak istiyoruz.
emekli çalıştayı. Yani emeklilerimizin problemleri nedir? Gerçekten işçi emeklisi var, bakur emeklisi var, memur emeklisi var. Bunların da farklı farklı emeklilik problemleri var. Yani maaş bağlama oranından ikramiye bağlama şekline kadar farklı farklı problemleri var. Bunları bir masaya yatıralım, bir arşiv oluşturalım. Zaman içerisinde de siyasal iktidarlar bu tespit ettiğimiz problemleri çözsün diye bir teklif getirmiştim. Ben doğru bir yaklaşım olduğunu, bunun bir an önce yapılması gerektiğini bizim de destek vereceğimizi ifade ettim ama gördüğüm kadarıyla o günden bugüne hayat bulan bir çalıştay olmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde belki de yapılması planlanıyordur. Yapılsa da çok güzel olur. Gerçekten bu emeklilik konusu gerçekten başlı başına problem. Yani emekli kesintilerinden tutun da işçilerin, memurların farklı farklı emeklilik kesintileri ve geri ödemeleri söz konusu. Bunların hepsini konuşmamız lazım. Burada zaman kalırsa onları da anlatabiliriz diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi çok önemli bir hususa değindiniz. Üç farklı sistem, üç farklı sistemin birleşmesi çok büyük farklılıklar. Bence birçok sosyal medyadan da not var, yorum var. Çok büyük haksızlıklar olduğu söyleniyor. O konuları da tartışalım. Şimdi Bülent Bey, en çok iktidar tarafından partiniz ve partinizin genel başkanı eleştiriliyor. SSK'yı Kılıçdaroğlu batırdı diyorlar. Evet. Şimdi diğer iki konuğumuz SSK'nın batamayacağını, nasıl milli eğitim batamazsa, sağlık sistemi batamazsa, ordu batamazsa, polis batamazsa, SGK'nın veya sosyal güvenlik sisteminde batamayacağını ifade ettiler. Ben de görüşlerinize katılıyorum, çok saygıdeğer görüşler. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Evet. Öncelikle size teşekkür ediyorum Murat Bey. Yani Türkiye'nin 82 milyonun geçmişimiz ve geleceğimiz ve bugünümüzle ilgili en önemli konu budur. Bizim konuşmamız gereken, bu seçimler öncesi en fazla konuşmamız gereken bir konu. Maalesef televizyonlarda, kamuoyunda bu konuşulmuyor. Patlıcan, biber falan konu. Bunlar da çok önemli ama bunun kadar önemli bir konumuz yok bizim. Yani fiyatları çok önemli bir konu. Bu konuyu hiçbir zaman hiç kimse gündeme getirmiyor. Onun için sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İkincisi, SGK batar mı? Bir kamu kuruluşu batmaz. SGK da batmaz. Ama SGK iyi çalışmıyor. Çok başarılı bir şekilde yönetilmiyor. SGK'nın devlet bütçesi 2019'da 961 milyar. SGK'nın bütçesi 462 milyar. Evet. SGK bütçesi devlet bütçesinin yarısı. Bu 2 yıl önce, bu 2019'dan bahsediyor. 2016'da 106 milyar lira hazineden SGK'ya transfer yapılıyordu. 2016'da 106 milyar. 106 milyar. Bu sene ne kadar yapılıyor, yapılacak? 185 milyar olarak bütçelenmiş. Bu 200 milyar olacak. 2018'de 135 olarak bütçelendi. 150 milyar oldu. Sayın Kılıçdaroğlu zamanında şimdi ne kadar aktarıldı? Şöyle, yani sonuç olarak SGK batmaz. Bir kamu kuruluşu olarak batmaz ama kötü yönetiliyor. Açığı, eğer bir kuruluş zaten kamu kuruluşu, biraz önce İsmail Başkanım söyledi, batmaz. Yani kar da etmemeli ayrıca. Yani bunlar kar için kurulan kuruluşlar değil. Bunlar vatandaşın geleceğini garanti altına almak için, sosyal güven adı üzerinde sosyal bir güvenlik sağlamak için kurulan kuruluşlar. Devletin vazifesi bu. Dolayısıyla devlet batarsa ancak bu kuruluşlar batar. Devlet varsa bunlar da var olacaktır. Ama açık veriyor mu? Veriyor. Çok büyük bir açık veriyor. Biraz önce söylediğim gibi 2019'da 185 milyar olarak bütçelenmiş vaziyette ve bu 200 milyarı da bulacak. Ve katlanarak gidiyor. Bakın 2016'da 106 milyardı, bu sene 200 milyar olacak. Böyle hızlı gidiyor. Bütçesi de aynı şekilde katlanarak büyüyor. Birkaç sene sonra devlet bütçesini bulacak. Bütçesi.
Çok hızlı büyüyor. Onun için Türkiye'nin, devletin, devleti yönetenlerin, siyasilerin bu konuyla uğraşması lazım. Bu konularla ilgili, bu sosyal güvenlik kurumuyla, SGK ile ilgili daha iyi bir yönetim nasıl olabilir? Bu kayıt dışılığı nasıl önleyebiliriz? Sigortalı sayısını nasıl artırabiliriz? Bakın hep ben bunları takip ederim. Zorunlu sigortalı sayısında azalma var. Son birkaç aydan beri. Temmuz'dan sonra 14 milyon 644 bin olan bu SGK'nın kendi rakamı. Kasım'da, Temmuz'da 14.664, Kasım'da 14.448'e düşmüş zorunlu sigortalı sayısı. İş yeri sayısı aynı şekilde Eylül 2018'de 1.886.000 iken Kasım'da 1.879.000'e düşmüş. Düşüyor. Bir anormallik var, sıkıntı var. Bunları konuşmak, bunları tespit etmek lazım. Siyasiler nelerle uğraşıyor, iktidar nelerle uğraşıyor? Ben de buna hayret ediyorum. Onun için size baştan teşekkür ettim. Yani nezaketimden teşekkür etmedim. Gerçekten konuşulması gereken bir konu bu. 2019'da devlet bütçesinin açığı ne kadar biliyor musunuz? Planlanan 81 milyar. Ama biraz önce söylediğim gibi 185 milyar lira aktarılacak. Yani SGK'nın açıkları olmasa devlet bütçesi açık vermeyecek. O zaman konuşulması gereken bir konu bu. Sigortalı sayımız az. Şimdi seçim yapılacak. Ne kadar bizim seçmen sayımız? 57 milyon küsur. 58 milyona yakın. Peki sigortalı sayımız ne kadar? Yani 18 yaş ve üstü seçime 22 girebilecek. 22 milyon aktif 50, sigortalı. 58 milyon kişi var. Sigortalı 22 sayımız. Milyon küsür bin. Yani nerede peki bu? Geri kalan nerede? Yani demek ki bir anormallik var. Demek ki bu kurum iyi yönetilmiyor. Daha fazla sigortalı olması lazım. Daha fazla prim ödeyen olması lazım. Demek ki piyasada bir sıkıntı var. Kayıt dışılık var. Bu kayıt dışılığı önlemesi lazım. Bu konularla ilgili olarak şöyle. Şimdi Sayın Bakan'ın bize mecliste bütçe sırasında sunum vardı. İşte efendim SGK açıklarını azaltıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyoruz. Kayıt dışı istihdamla ilgili olarak bakıyorsunuz. Bu sene Sayın Bakan'ın verdiği rakamla geçen seneki Sayın Bakan'ın verdiği farklı bakanlarda değişti ya bu sene. Geçen 2018'de. Evet. Rakamlar farklı. Birbiriyle çelişen rakamlar. İkisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın rakamları. Bakanların ayrı. Ama ikisinin rakamları da farklı. Yani bunları doğru dürüst bilmiyoruz. Bunlar doğru dürüst yönetilmiyor. Ha geliyorlar. Ne yapılıyor? Bunlar çözülmesi gereken işler. Şimdi deniyor ki biraz önce sorduğunuz soru. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu zamanında ben de yardımcısıyım. Ben de yönetim kurulu üyesiydim o dönemde. O dönemde efendim SGK batırıldı. Ya bizim dönemimizde açıkların oranı binlerle ifade ediliyordu. Çok açıkların şükür. Milli gelire. Milli gelire oranı binlerle ifade ediliyordu. Çok küçük rakamlar. Biraz önce söyledim. Şu anda 200 milyar lira açık hazineden sonuç olarak SGK'ya aktarılan bir rakam var. Devletin açığı 81 milyar lira. 200 milyar lira aktarılıyor SGK'ya. Ve bizim zamanımızda devlet katkısı yoktu. Şimdi topladığınız primin dörtte bir oranında devlet size katkı yapıyor. Şimdikiyle bunlar mukayese etmez. Bunu söylemek var ya cehaletin en dibidir. Allah'tan korkmamaktır, imansızlıktır. Bunları söylemek, burada bu kadar bir sorun varken bunun üzerinden siyaset yapmak ve bu sorunu çözmemek imansızlıktır. Son bir söylüyorum. Yani bunu sen çözmeyeceksin. Türkiye'nin yarını düşünmeyeceksin. Bu 82 milyonun geleceğini düşünmeyeceksin. Ya bunun üzerinden siyaset yapacaksın. Şu sorunu çözmeyeceksin. Bu kaçıncı çalışma bakanıdır bu AK Parti döneminde? Dokuzuncu benim bildiğim kadarıyla. Hiçbirisi de yapamadılar. Hiçbirisi bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nereye doğru gittiğini bile anlayamadılar. Hala o dönemdeki bakanların adı geçmiyor. Başbakanın adı geçmiyor. Cumhurbaşkanının adı geçmiyor. Efendim sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu'ymuş. Helal olsun ona ya. Yani bir genel müdür olarak o dönemde bu kadar etkiliyse helal olsun. Alnından öpmek lazım demek ki. Yani hala bununla uğraşılıyorsa. Ama bu cehalettir.
bu vatana ihanettir. Tutup da burada bu sorunu çözmeyip, bakın 200 milyar diyorum aktarılacak bu sene, 81 milyar lira devlet bütçesinin açığı, bu kadar bir rakam aktarılacak ve bizim zamanımızda olmayan bir şey var. Toplanan primin 1/4 kadar, %25 kadar devlet katkısı var. Hala bunun üzerinden siyaset yapıyor. Vatandaşı da kandırıyorlar ve yalan söyleyin. Bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Yalan söylenerek yapıyor bu. Bu cehalettir. Bu vatana ihanettir. Bu sorunun çözülmesi lazım. Şimdi, bir an önce çözülmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi keşke bu konularla ilgili olarak da karşımda birileri olsaydı, bu konuları savunabilen birisi olsaydı. Beni getirmeyin de politikacı getireydim buraya. Evet. Şimdi iyi yönetilemiyor diyor da. Sarı abi sen mı temsil ediyor şimdi? Ben şimdi iki şapkam var benim. Hem yönetim kurulu üyesiyim hem de işçilerin temsilcisiyim orada ben. Evet, o nedenle sizin de benimle beraber olmanız lazım. Ben o sizin bazı söylediklerinize katılıyorum ama lazım, normal olarak burada şeye bakarsak gelir gider dengesi açısından 113 milyar buluyor. Yani şey olarak devlet katkısıyla beraber. O 200 küsur milyar falan. Açık vermiyor, İkinci, katkı tabii, veriyor. Açık vermiyor, vermemezlik de 47 milyon açık. Normal olarak. 2019, burada esas olan şimdi açık, o zamanki açıkla bugünkü açık farklı. Bakın şimdi diyorum ki her toplanan, bizim zamanımızda yoktu. Her toplanan primin 1/4 kadar devlet katkı yapıyor. Katkı yapıyor. Ona tamam. Açık demiyor. Ama yani o açık değil, onun açık ismi devlet bakın, katkısı. Ne diyor? 2019 için toplanacak olan prim şöyle bütçelenmiş. 214. Göstereyim ben size. 414. 414. Bunun yani ne kadarı devlet katkısı 66 milyar küsuru. Evet. Devlet 66 milyar var. Bu da açık. Yani bizim zamanımızda. Ama şimdi burada bu 66 milyar da açık hesabında. O zaman devletin ödemesi gereken bazı şehit, gazi ve diğer onlarla beraber 185 milyar açık. Şimdi izin verirseniz. Hayır, o 185 milyar. Bu devlet katkısı ayrı. Bülent Bey, izin verirseniz. Bir kere sayın seyirciler, her üç konuğumuzda SGK'nın batamayacağını kesinlikle teyit ettiler. Yani SGK'nın batacağını söylememiz devletin batacağı anlamına gelir. Gelir ki hiçbirimiz ona izin vermeyiz. Tabii. Fakat burada geçmişten bugüne iyi yönetilemeyen bir süreç var anladığım kadarıyla. Çünkü hem bütün çalışanlar çok yüksek prim ödemekten şikayetçi, işveren çok yüksek prim ödemekten şikayetçi, çalışanlar da çok az maaş almaktan şikayetçi. Şimdi bir Sayın Orhan Uğuroğlu, şimdi bir taraftan da sosyal medyaya bakıyorum. Ben diyor SSK tavandan emekli olan işçinin eline geçiyor. Ben 1993'te süper SSK emeklisiyim diyor. O zaman süper emeklisi var. Süper emekli. Bugün diyor 2200 lira alıyorum diyor. Oysa 1993'te emekli olan bir memur, işte bu bir bürokrat olabilir, hariciyeci olabilir, profesör olabilir, doktor olabilir, maliyeci olabilir ya da asker olabilir. 2019'da emekli olanla aynı maaş alıyor. Sebebi nedir? Adil midir? Şimdi burada şöyle bakalım burada. Yani normal olarak Bülent Bey de burada sosyal güvenlik iyi yönetilemiyor dendiği zaman sosyal güvenlik esasen sosyal taraflarıyla beraber özerk yönetim olması gerekiyor. Özerk yönetim özelliğini uzun yıllardan beri kimse sağlayamamıştır. Siyasilerimiz oraya devamlı surette müdahale etme arzu ve isteği, oranın potansiyelini kullanma arzusunda. Ama özerk yapı yoktur. Diyeceksiniz ki ya devlet katkı veriyorsa, devlet buraya sübvansiyon yapıyorsa mutlaka ki müdahale eder diye böyle bir anlayış da var. Ha burada Orhan Bey'in söylediği o süper emeklilik bir iktidar döneminde yüksek prim ödeyenlere özel istisna getirildi. Böyle bir şey yapıldı rahmetli Özal zamanında. Çok ciddi bir para ödenmişti o zaman. Ve katkı, o da nereden? Devamlı surette yüksekten prim ödüyoruz, düşük ücret alıyoruz diye yakınanlar. Sonra da katsayı gösterge sistemi değişince onlar devamlı surette geri kaldı ve eşitsizlik oldu. Burada demin İsmail Bey de söyledi. Mesela şimdi emeklilik 3 yapı birleşti.
Niye farklıydı? Şöyle bir şey. Norm ve standart birliği esasına göre birleşmeyi teşekkülü. Ama norm ve standart birliği tam istenen seviyede yakalanamadı. Mesela emekli sandığı bağ kurulu 9000 gün prim üzerinden emekli olur. Ama işçi 7000 gün üzerinden emekli olur. Bu nedenle buna benzer. Mesela diğer sosyal haklar açısından mesela ölüm yardımı da farklı. Maaş bağlamada da bir takım farklı. Bu zaman içerisinde olabilecek bir hadisedir. Bu da gelir gider dengesiyle paralellik arz edecek şekilde hayata geçirilebilecek bir konu olduğu kanaatindeyim. Onların hepsi zaman içerisinde düzelebilir. Bunun da en önemli itici gücü demin Bülent Bey dedi. Kayıt dışı ile beraber istihdamın arttırılması, ayrıca da sosyal güvenliğin ayakta kalabilmesi için gelirinin arttırılması, kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayabilecek sisteme oturtulması gerekiyor. Bunun da yapısı özerk yapısının korunmasıyla geçer. Çok doğru. Bizim geleneğimizde devlet ebed mübed denir. Devlet ölümsüzdür, insanlar ölümlü. Şimdi insanlar bu arttırıldı, ayarlandı falan derken yok yoksul maaşlarla ölüme mahkum ediliyor. Ben bunu çok adil bir sistem olarak görmüyorum. Yani her emekli bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için emek vermiş, belli yaşa gelmiş. Bunun içinde bir bedel ödemiş. Yani bu bir yardım veya hibe falan değil. İnsanlar çalışmışlar, bunun parasını ödemişler. Şimdi karşılığını alma zamanı geldiğinde hak ettikleri veya şeylerin karşılığını alamıyorlar diye düşünüyorum. Kamuoyu da öyle düşünüyor. Siz ne dersiniz İsmail? Şimdi aslında tabii bu emeklilik konusunda çok ciddi beklentiler var. Yani son derece makul talepler var. Ama bu talepleri karşılamayan bir devlet yönetim anlayışı var. Maalesef. Mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi memur maaşını alır. Emeklilik kesintisi yapılır. Ama ek ödemeleri bundan muaftır. Mesela öğretmen ek ders ücreti alır. Aldığı ek ders ücreti emekliliğine yansımaz. Memur fazla çalışma ücreti alır. Fazla çalışma ücretleri emekliye yansımaz. Bunlardan emekli kesintisi de yapılmaz. Şimdi biz yıllardır şunu talep ettik. Çalışanların tüm kazançları emeklilik maaşında ve ikramiyesinde değerlendirilmeye alınmalıdır. Yani bunlardan kesinti yapın kardeşim diyoruz. Siz devlet olarak, sosyal güvenlik kurumu olarak memurun tüm kazançlarından ek ders mi alıyor, fazla çalışma ücreti mi alıyor, ek ödeme mi alıyor? Bunlardan emekli kesintisi yapın. Emekli olduğunda da bunu emekli ikramiyesine de maaşına da yansıtın diyoruz. Ya bundan daha tabii bir talep olabilir mi? Yani şimdi özel sigorta şirketleri var. Ne kadar fazla sigorta yatırırsan bireysel emekli o kadar emekli olduğun zaman işte 10 sene 20 sene sonra o kadar fazla para alma imkanın var. Yani devletin de bu emeklilik anlayışını, mantalitesini değiştirmesinin zamanı geldi. Adeta korkuyor yani fazla ücret vermeyeyim diye onları kesinti kalemleri içerisinde değerlendirmiyor diye düşünüyorum ben burada. Anlamak mümkün değil bunu. Sonra işçiyle memurun emeklilik maaşı üzerinde de ciddi farklılıklar var. Mesela yıllarca biz mücadele ettik. Düşünebiliyor musunuz? Memurun 30 yıldan sonraki süreleri emekli maaşı da hesaba katılmıyordu. Düşünün memursunuz. 30 yıldan sonra 10 yıl daha çalışıyorsunuz. Emeklilik yaşı 65'e çıkartılmış. Efendim zorla toplu sözleşme masasında bunu gündeme getirmemize rağmen Anayasa Mahkemesi bir karar verdi de ondan sonra düzeltme söz konusu oldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani 30 yıldan sonra çalıştığın süreleri ben dikkate almam diyen bir siyaset anlayışının sosyal sigortala, sosyal güvenlik anlayışı ne olabilir? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla bugün tüm çalışanlar aslında yani tek çatı altında toplanmasının esbabı mucibesi nedir? Salih abi az önce ifade etti. Norm ve standart birliğinin sağlanması. Şimdi işçinin aldığı emekli maaşına bakın, memurun aldığı emekli maaşına bakın farklı. Şu anda memurlarımızın
büyük bir kısmının emeklilik yaşı gelmiş. Hani emekli yaşa takılanlar var da. Bir de emekliliği geldiği halde emekli olmayanlar var. Onlar olmuşlar. Zamanı doldurmuşlar. Emekli olmak arzusu içerisindeler. Bir de yaşı gelmiş. Şartları tutuyor. Ama diyor ben emekli olduğum zaman maaşımın neredeyse yarıya yakını düşüyor diyor. Yani düşünün 4000 liralık bir memur emekli olduğunda 2200-2300 lira maaş alacak. Ve ben 36 yıl 6 ay üzerinden emekli oldum. Yeni emekli oldum ben. Hemen seçimden önce emekli oldum. 2804 lira bana maaş bağlandı. Düşünebiliyor musun? 36-37 yıl hatta da askerlikten 4 ay kayıp var benim. 36 yıl 6 ay. Ne kadar efendim? 36 yıl 6 ay üzerinde. Maaşınız ne kadar? 2804 lira. Hani derler hanıma yaş erkeğe maaş sorulmaz ama. 2804 lira maaş bağladılar. 110 bin lira falan civarında da bir emeklilik ikramiyesi verdiler. Evet. Onlar da zaten bir ev almak mümkün değil herhalde. Mümkün eskiden değil. Emekli olduğunuz zaman bir ev, bir araba almak mümkün. Bunun bir ölçüsü olmalı. Yani emeklinin emekli olduğu zaman aldığı emekli ikramiyesinin en azından bir ev almaya gücü yetmeli. Efendim bir araba almaya gücü yetmeli. Çocuklarını evlendirmeye gücü yetmeli. Rahmetli Süleyman Demirel benim zamanımda evet. dedi. Bir ev alınıyordu dedi. Sizin zamanınızda bir balkon alınamıyor dedi. Evet. Şimdi yani aslında ölçüler belli. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Gerçekten sosyal devlet kavramını ki anayasada ifadesi olan bu kavramdır. Sosyal devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sosyal, siyasi tercih değil bu. Anayasa emri. Anayasa. Anayasa. Hangi hükümet olursa olsun bu sosyal devlet kavramını yerleştirmesi lazım. Şimdi vatandaşlarımızın birçoğu sosyal devlet kavramını şöyle zannediyor. Eve kömür getiren, pirinç ekmek dağıtan devlet. Hayır. O yardım. Sosyal devlet değil. Sosyal devlet iş verecek, emekli olduğunda yaşanmasına yetecek, ücreti verecek. Sosyal devlet bu. İş verecek, iş bulacak devlet. İnsanların yaşamasını idam ettirebilmesi için iş verecek. Evet. Aş bulabilmesi için. Sosyal devlet budur. Yani kömür dağıtan, makarna dağıtan devlet değildir. Elbette devlet onu da yapacak. Devlet aç olan insana elbette aş da verecek. Isınması için kömür de verecek. Şimdi bunlar gayet normaldir ama sosyal devlet kavramı bu değil. Dolayısıyla anayasada ifadesini bulan sosyal devlet kavramı aslında bu sosyal güvenlik kurumuyla da vücut buluyor değil mi Bülent Bey? Yanlış değerlendirmiyor herhalde. Yani Anayasanın 62 maddesi sosyal güvenlik kurum. Ve dolayısıyla sosyal devlet kavramını ortaya koyuyor 60. Evet. Yani bu kurumla hayat buluyor bunlar. Tabii. Sosyal güvenlik kurumuyla da. Galiba. Hem çalışanların hem de emekli olanların hakları bu kurum vasıtasıyla takip ediliyor. Onun için bunlar derinlemesine devletler, hükümetler tarafından düşünülmesi gereken belki de hepimizin şu anda işçi emeklileri, memur emeklilerini falan üst üste koyduğumuzda tahmin ederim bir 13 milyon, 14 milyon civarında tahmin ediyorum veya 12 milyon civarında bir emeklimiz var. Evet. Ciddi bir rakamdır. Ciddi bir rakam. Rakamı tam olarak bilemedim ama 12 milyon civarında bir emeklimiz var. Değil küsur, mi? Evet, 12 milyon küsur. Dolayısıyla bu 12 milyon insanı bizim devlet olarak düşünmemiz, onların hayatını sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerinin yollarını bulmamız lazım. Hem sağlık şartlarını, hem yiyeceğini, içeceğini vesaire. Evet. Evet. İsmail Bey çok güzel tanımladınız ve farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki farklı uygulamalara değindiniz. Müsaade ederseniz bir Bülent Bey'e sorayım. Aynı kurumda yani sosyal güvenlik kurumu işte eski SSK dediğimiz kurumda 2000 yılına kadar emekli olanın maaş bağlanma statüsü farklı. 2000-2008 arası farklı, 2008 sonrası farklı. Birinde yanlış hatırlamıyorsam 3 farklı statü oluşturdu. Peki bunlar yani hem aynı kurumda hem farklı kurumlarda sonuçta aynı devletin maaş verdiği aynı milletin evlatları. O da 30 sene çalışmış, o da 30 sene çalışmış. O da alın teri akıtmış, o da alın teri akıtmış. Bu eşitlik ilkesine, adalete, sosyal devlete sığar mı böyle bir farklılık? Tabii ki sığmaz. Şimdi biraz önce bahsettik ya bu norm ve standart birliği. Norm ve standart birliği uzun seneler bizler sosyal güvenlikçiler olarak hep tartıştığımız, muhakkak sağlanması gerekir diye de dediğimiz, herkesin de üzerinde hemfikir olduğu bir konuydu.
Yani norm ve standart birliği emekli sandığı Bağkur ve SSK. Yani kendi namına çalışanlar, Bağkurlular bir ücrete tabi olarak, bir iş yerine tabi olarak çalışanlar, SSK'lılar, bir de devlet memuru olanlar. Bunlar arasında dediğiniz gibi aynı süre çalışıp aynı primi ödeyenler farklı ücret alıyorlardı. Bu norm ve standart birliğinin sağlanması gerekir denildi. Fakat bunun haricinde mesela SSK içerisinde de farklılıklar vardı. Ve bu kurumlar içerisinde de farklılıklar vardı. Aynı süre çalışıp da SSK'lı olup aynı süre çalışıp aynı primi ödeyen, hatta aynı kurumda çalışanlar arasında bile farklılıklar vardı. 2000 öncesinde de vardır bu farklılıklar. Yasalar değişmiş, sık sık sosyal güvenlik sistemiyle oynanmış maalesef. Siyasiler bu konuyu maalesef o yıllarda da geçmişte de şimdiki gibi hep olumsuz bir şekilde değerlendirmişler maalesef. Günlük kaygılarla oy peşinde koşarak değerlendirmişler ve istismar edilmiş. 2009 yılında bu gerçekleşti. Bir sosyal güvenlik reformu dendi. Norm ve standart birliği 3 kurum birleştirildi. Fakat çok başarısız bir şekilde yapıldı bu. Şu anda 3 kurum birleşmeseydi daha iyiydi. Gerçekten çok kötü bir şekilde bu 3 kurum birleştirildi. Şimdi birlikte de yönetilmiyor. O yıllarda her kurumun kendi uzmanları vardı. Çok iyi bilirlerdi. Emek sandığı mevzuatını, Bağkur ve SSK mevzuatını çok iyi bilen uzmanlar vardı. Ama bunlar birleştirilince o uzmanlar da yok oldu. Bu kurumlar arasındaki ahenk de yok oldu. Bir binaya alındı sadece bu norm ve standart birliği. Tek bir binaya alındı ama norm ve standart birliği de sağlanamamış oldu. Bir de Anayasa Mahkemesi kanunun bazı maddelerini iptal etti. Devlet memurlarının farklı olması gerekir dedi. Bir de o iptal oldu. Şu anda iyice karıştı durum. Yani şu anda sosyal güvenlik kurumu iyi yönetilmiyor derken sebeplerinden bir tanesi de kanuni düzenlemedir. Yani bu 5510 sayılı kanunu maalesef iyi yapamadık. İyi de uygulayamıyoruz ama bir de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı da devreye girince iyice karıştı. Bizim muhakkak sosyal güvenlik reformu yapmamız lazım. Hani diyoruz ya şu sıralarda yapısal reformlara ihtiyaç var. Şeyin düzelebilmesi için, ekonominin düzelebilmesi için. Aman, aman. Öyle gerçeklerde. Yapısal reformların başında dikkatli yapmak da sosyal lazım. Güvenlik dikkatli söylemek lazım. Geliyor. Bu 5005 sonu da arayan bir kanunla karşı karşıya kalabiliriz. Kalabiliriz. Şimdi bu tarafı çünkü da var. Tabii. Bu 2009'da maalesef yapılan ya reformla dediğiniz gibi eski mevzuatı da SSK 506 idi eski kanun. 506'yı da 5510'la arar oldu. Yani o daha düzenliydi. Yani daha derli toplu bir mevzuat vardı. Şimdi daha kötü oldu. Diyorsunuz dediği ki, gibi başkanım şimdi bunu da çok iyi yapmak lazım bu reformu. Bir mutabakatla çıkacaksa varız. Evet. Varız yani. Tabii. Yani burada benim da mutabakatla çıktı evet aslında. Benim nacizane kanaatim şu. Yanlış getirdiler. Yanlış yani uyguladılar. Yani sosyal güvenlikte ve sağlık uygulamalarında ikinci faza geçmesi lazım sosyal güvenlik kurumu. Hem sağlık ödemeleri açısından, hem hizmet kalitesi açısından, hem de emeklilere bağlanan maaşlar açısından yeni. Bunun temeli de demin söylediğim evet düşüncedir. Asgari ücretin altında emekli maaşı olamaz. Bu sosyal gerçeklere belki külfet getirecektir. Şimdi yaşa takılanları konuşurken konuşacağız. Külfet getireceği hesap edilir. Ama nice külfetler var. Asgari ücretin altında 25 sene fiilen çalışmış insan geliyor 1500 lira maaş alıyor. Asgari ücretli bir ay çalışıyor 2020 lira alıyor. Şimdiki alacağı para. Ve o insanın emeği ne oluyor? Heder oluyor. Burada esas olan uluslararası normlarda yaşam ücreti olan asgari ücret hem anayasa hükmü bu ücretin altında emekli aylığı olmaması gerekiyor. Benim ölçülerime efendim, göre. Bunu bir daha söyler misiniz lütfen? Şöyle kameraya dönüp böyle gönül dolusu. Türkiye'de emeklerin maaşlarının tabanı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Onun altında emekli aylığı olmamalıdır. Sayın seyircilerimiz, Salih Bey bir
sosyal güvenlik duayeni. Hem kurumu bilen, hem devleti bilen, hem emekliyi bilen, işin bütün boyutlarını bilen bir üstadı azam diyeyim. Bu sözünüz çok kıymetli efendim. Yani asgari ücretin altında hiç kimseye emekli maaşı verilmemeli. Olmaması gerekiyor. Ha bu diyecekler ki işte sosyal güvenliğe külfet getirir. Sosyal güvenliğe külfet getirmesi önemli değil. Bu zaman içerisinde mutlaka kurtarır. İkincisi burada sosyal güvenlik kurumunun tabii bizim Avrupa ülkeleriyle beraber farklılığımız şu. Bir çalışana ne diyoruz biz mesela? Bir emekliye 4 çalışan olması gerekiyor. Bu şimdi 1.93'e düşmüş. Yani karşılıklı. Neden? 12 milyon küsür emekli var, 22 milyon çalışan var. Oran itibariyle bunu arttırmak gerekiyor. Bunun kayıt dışı, ikincisi de kayıt dışının ötesinde istihdamın arttırılması ve dolayısıyla prim gelirlerinde sağlıklı. Mesela şimdi burada bir rakam söyleyeceğim ben. Olacak iş değil. 1438 tane belediye vardır. 200 tanesi prim borcunu tamamıyla ödemiş, diğerleri ödeyememiş. Borçlu örnek bir belediye. 200 trilyon prim borcu olmaz. Bunlar gereği gibi yerine getirilmeli. Bu denetim nedir, yönetim nedir, siyasidir. Hele hele belediyelerin çoğunda böyle bir handikap var. Bu gelirler eğer tam manasıyla rasyonel bir şekilde tahsil edilmiş olsa zaten problemleri asgariye düşürmüş oluyor. Burada gelir gider dengesine olumsuz yani. Örnek bir Türkiye'de sahili patronu normal olarak 250 trilyona yakın borcunu ödememişti. 250 milyar. Şimdi şu konuda hemfikiriz. Demek ki Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu doğru işlemiyor. Ne doğru prim toplayabiliyor, ne doğru maaş ödeyebiliyor. Ve doğru maaş ödeyebiliyor mu diye yeterli maaş doğru, ödüyor. Doğru derken şimdi mesela sizin ağzınıza sağlık o kadar doğru bir nirengi koydunuz ki devletin biçtiği asgari ücret var. Asgari ücret ne demektir? Bir kişinin yaşamı için gereken evet, asgari ücret. Şimdi bunun yarısı kadar bir maaşı bir emekliye verdiğiniz zaman bu akıl adamı git öl diyorsunuz. Şimdi yeni bir kanun çıkardık. Daha en son çıkardığımız kanunlardan bir tanesi en düşük emekli maaşının yaşlılık aylığı diye geçiyor kanunda. 1000 TL olması. Şimdi hak sahiplerine ödeniyor. Tabii, orada tabii, 900 liranın altına düşen 700 emekli maaşı vardı. 700-800 lira. Demek ki 700-800. Onlar başka sebeplerden. Evet. 900'e düşen bir ücret var emeklilerde. Evet. Ondan sonra 1000 lira diye bu iş biraz da 1000 lira şu anda. Egzecere edildi. O kamuoyunda evet. Konuşuldu. Olacak değildi falan olmayacak şey diye. Ondan sonra 1000 lira diye bir kararname getirdiler. Asgari ücretten az olması tabii Salih Bey'in de dediği gibi kabul edecek bir durum değil. Sosyal devlet arasında. Fikirde misiniz? Hak sahipleriyle ilgili olarak 1000 liraya tamamlanıyor şu anda. Çünkü evet. Hak sahipleri, yani hak sahipliği şu, emekli maaşı değil. Bir emeklinin vefatından sonra kendisinin varisi olan ve aylık bağlanması gereken, onun maaşını alması gereken eş ve çocuklarla ilgili evet. Olarak... O evet, onlara dağıtılıyor ya. O en azından 1000 lira olacak. Çünkü 500 lira da vardı. Şu anda 99 bin kişi bu sene 99 bin kişi bundan istifade edecek ama çok küçük bir rakam. Çok yani mevla olarak da 59 milyon lira tahmini olarak bize plan ve bütçe komisyonuna bir rakam getirdiler. Tüm 59 milyon lira. Yani bahsettiğimiz bu senenin bütçesi 462 milyar lira SGK'nın. 59 milyon liradan bahsediyoruz. Çok, Türkiye için çok küçük. Yani binde birin bile altında bir rakamdan tabii, bahsediyoruz. Bağımlı olanlara dağıtılıyor. Mesela eşine dağılıyor, çocuğuna dağılıyor. Bu parayı. Ama asgari ücret konusu çok doğru. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak programımızda var. Asgari ücretin altında emekli aylığı olmaması lazım. Yani biz bunu iktidarda olduğumuzda inşallah gerçekleştireceğiz. Asgari ücretin altında emekli aylığı olmaması bu, lazım. Bu sözü sizden alıyoruz. Evet evet biz programımızda da var bu. Seçim bildirgemizde de var. Şimdi size de soracağım. Bunun evet. Şöyle bir şeyi var. Yani bunu nasıl vereceksin? Yok vereceksin bunu. Bunun çok büyük bir maliyeti de yok. Bunu da vermek gerekiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti
bir devletse, bir sosyal devletse, anayasasında öngörüldüğü şekilde bir sosyal devlet olmayı hedefliyorsa bunun yapılması lazım. Emeklinize açlığa mahkum ettikten sonra... Edemezsiniz tabii. Şimdi öbür türlü kimse, yani gerçek anlamda emekli olmuyor. Yani Allah sağlık verse de emekli ölene kadar çalışsak. Ama çalışma verimliliğinin belli bir yaşı vardır. İşte bu 60-65 yaşları. Biz 58-60 şu anda. Emekliyiz. Ama çalışıyoruz. Değil mi? Keşke şu anda emekli olmasaydık ama emekli olduğumuzda bize yetecek kadar bu para verilebilseydi. Ben şimdi milletvekiliyim çok şükür ama normalde Bağkur'dan ben emekli oldum. Devletten ayrıldıktan sonra Bağkur emeklisi oldum. Bağkur'da bana normalde bağlanacak emekli ayrılığı 2000 liranın da altındaydı şu anda. Gerçekten öyle. Şimdi o parayla nasıl geçineceksiniz? Ki ben de yıllarca devlet memuriyeti yaptım. Ondan sonra SSK'ya bağlı olarak en üst düzeyden prim ödedim. Arkasından da Bağkur'lu olarak bu primlerimi ödedim. Buna rağmen alacağım 2000 liraydı. Ben onun çok üzerinde bir geliri olan kişi olarak 2000 lirayla mümkün müdür geçirebilmem? Dolayısıyla sonuna kadar, ölene kadar çalışacaktım. Bülent Bey, şimdi bunları bir şey daha var. Görmemiz lazım. Var. Yani bu hayatla ilgili bir konu. Doğru, bu sosyal müsaadenizle. Hepimizin hayatıyla ilgili bir konu. Konuyu dağıtmadan bir de şimdi CHP'nin görüşünü aldık. Sizin görüşünüze destek verdiler. Bir de İYİ Parti'nin görüşünü alalım. Efendim siz ne diyorsunuz? En düşük emekli maaşı ne olacak? Yani İYİ Parti adı üzerinde İYİ Parti. Yani CHP'den daha az herhangi bir teklifte bulunması söz konusu değil. Çünkü asgari ücret adı üzerinde yani ölüm hattıdır. Deadlines. Ölüm hattıdır. Yani bunun altında bir para insanlara verilemez. Çalıştırdığınız insanlara verilemez. Bütün dünyada böyledir bu. Ölüm hattıdır. Dolayısıyla siz emeklinize Bağkur emeklisi olsun, ne olursa olsun, eğer 2020 TL'nin altında bir ücret veriyorsanız, bir maaş veriyorsanız, siz dönüp de millete ben bu devleti iyi yönetiyorum deme hakkını kaybedersiniz. Yani 16 yıl iktidar olacaksınız. Hala 1000 liranın altında emekli maaşı olanlar olacak. İşte emekli yakınlarının maaşı daha henüz 1000 TL'ye, en az 1000 TL olsun. Yeni kanunla çıkartıldı. Çıkarılmadı. Tamamlanıyor ama resmi olarak çıkarılmadı o da, biliyor musunuz? Yani kanun çıktı altında, bilmiyorum nasıl yapacaklarını da. Altında aslında da devlet tamamlıyor. Orada bir oyun var diyorsunuz. Evet, yani. Dolayısıyla gerçekten bu, üstünde değil, 1000 lira değil. Bu aslında yani herhangi bir siyasi partinin ben emekli maaşını en az 2020 TL asgari ücret kadar yapacağım demesi bir vaat falan da değil aslında. Yani bir vaat anayasa falan da olamaz. Emrediyorsunuz. Ya bir vaat olamaz yani. Ne yapıyorsun? Asgari ücret kadar bir emekli maaşı veriyorsun. Dönüyorsun ben başarılıyım diyemezsin buradan hareketle. Yani düşünün, iktidar 16 yılda bunu dahi başaramamış. Şimdi efendim, bunu dahi başaramamış. Bu kabul edilemez. Bu konuda da hepimiz hemfikiriz. Bu konuda Kemal Derviş zamanında anayasanın 55. maddesine ilave konuldu. Yaşam ücreti dendi. Yaşam ücreti buna. Evet. Türkiye'de yaşam ücreti nedir? Asgari ücrettir. Bunu tespit eden kimdir? Sosyal taraflardır. Ancak Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bilimsel, objektif, güvenilir verileri dikkate alınarak asgari ücret belirleniyor. Pazarlığı 5 aşağı 5 yukarı taraflar tarafından yapılıyor. Ama bilimsel, hane halkı, iş gücü anketlerine ve tüketici fiyatları üzerinden yapılan bir hesaplama. Kim yapıyor? Devlet yapıyor. Ona göre de onu revize ediyor asgari ücret tespit komisyonu. Böyle olduğu için ben de diyorum ki emeklininki de ödediği prim karşılığı. Mesela asgari ücretli düşük ücret ödediği için, süresi de kısa olduğu için aylığı düşük. Ama yüksek tavandan ödeyen, şu veya bu nedenle geliri yüksek olduğu için 6 milyon liraya kadar da 6 milyon liraya kadar da maaş bağlanıyor. Bu makas da açılıyor böyle. Bu zaman içerisinde daha da açılır. Yani bir çok öğretmenin önemli. 37 yıl sonra 2800 lira maaş alması olmaz. Öğretmen. Yani milletlerin geleceğini burada inşa eden bir meslek grubu.
atlamayalım. Çok önemli bir şey söylediniz. Sayın Kemal Derviş'in zamanında yapıp anayasaya hüküm koyacak. Yaşam ücretidir diye. O hala geçerli mi? Ya var anayasa. O zaman Kemal Derviş'in her dediğini yaptılar, bunu yapmadılar. Kemal Derviş'in güçlendirilmiş ekonomik pakette her tarafı dal budak saldı, bizi de rahatsız etti de. Ama böyle bir düzenlemeyi de yapma gereğini duydu. Ama o da görüyordu ki asgari ücretin ne kadar veyahut da devlet memurlarının, emeklilerin içinde bulunduğu şartları o da görüyordu. O da insan her şeyden evvel. Ben şimdi tabii zamanımız su gibi aktı geçti. Bir saatimizi doldurmak üzereyiz ama bir iki tane sormak istediğim şey var. Şimdi benim hep uzun zamandır kafamı kurcalayan bir şey var. Tamam işte bir takım böyle çalışan dengelerine, kayıt dışı istihdam vesaire var. Fakat acaba bu SGK fonları zamanında doğru kullanılmadı mı, doğru nemalandırılmadı mı? Bunlar iktidarların elinde tarumar mı dedi. Bu sefer de Bülent Bey'den başlayayım. Bülent Bey'e sormuş olayım. Evet. Bu çok önemli bir konu. SSK 1950'lere doğru 48-49'larda kuruluyor. Evet. Tabii önce emekli yok. Prim tahsil ediyor. İşçi emeklileri kurumu olarak başlıyor. Prim tahsil ediyor. Kimseye maaş falan bağlamıyor. Öncelikle hemen sağlık yardımı geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Birikiyor paralar. Bir süre sonra böyle yıllar içerisinde epey bir fon birikiyor SSK'da. O yıllarda bir sermaye piyasası da söz konusu değil. Bu biriken fonlar ne yapılacak? Bankaya yatırıyorsun. Eriyor. Bir şeyler yapalım diyorlar. Devletin zorlamasıyla yani hükümetin o tarihteki zorlamasıyla mesela bunların bir kısmı gayrimenkule yatırılıyor. Ev yapıyorlar. Ankara'daki Türk İş blokları falan onların sonucudur aslında. Yani öyle bir bağlantı. Kooperatifçilik o zaman. Kooperatifçilik özendiriliyor vesaire. Paraların bir kısmı devlete aktarılıyor. Şimdi, yani şu anda hani işsizlik fonu ile ilgili olarak yapılıyor ya bu tür şeyler. Devlete aktarıyorlar. O yıllarda da buna benzer şeyler yapılmış yani geçmişte de buna benzer şeyler yapılmış tutmuş. Hasta şimdi işçilerin prim ödüyorlar sağlık hizmeti alacakları yer yok. Çünkü devlet imkanları o tarihlerde kısıtlı hastane her yerde yok. Tutuyor SSK kendi hastanelerini kuruyor. Kendi hastanelerini kuruyor. Bizim dönemimizde şimdiki gibi değil. Hastanelerimiz 160 var. Tane hastane İlaç var. Fabrikamız vardı bizim. İlaç fabrikası kurmuş. Ve bayağı ucuza gelirdi tabii, o ilaç tabii, fabrikasıyla. Tabii. Sağlık, yani şu anda SSK'nın en büyük giderlerinden bir tanesi de ilaçtır. Çok özür dilerim. O dönemlerde bu kadar fazla değildi. Biz onu daha sözünüzü kesme bağısına. Evet. SGK'nın eskiden ilaç fabrikası vardı. Bugün var mı? Yok. Satıldı. Birleşti. Onu da mı satıldı? Hastaneler. Birleşti. Devlet 500'e hastane. Yakın hastane, poliklinik vesairesi vardı SSK'nın. Yani şimdiki SGK'nın. Bunların hepsi satıldı. Gayrimenkuller satıldı. Üzerinde çok gayrimenkul vardı. Bunlar satıldı. İlaç fabrikası satıldı. Kim aldı? Gayrifaal mi? Ne oldu? Burada çarpıcı bir şey söylemekte yarar var. Hastaneler, poliklinikler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Tamam. İlaç fabrikası özel sektöre satıldı. Zaten kapandı zaten. Ondan sonra kapattılar çünkü çok ucuza Hayır şimdi buradaki Rixos Otel o zaman emekli sandığının, evet, Tarabya emekli evet. sandığının. Yani büyük yatırımlar İzmir, yapıyordu Hilton, o zamanlar yani. Emekli sandığının. Yanlış hatırlamıyorsam Kızılay'da o zaman GEMA binası diye şimdi kapandı. Tabii o zaman, tabii, o zaman tabii. Gayrimenkulle değerlendirme yapılmış fon değerlendirmesi sermaye piyasası yok. Bülent Bey'in dediği gibi böyle sabit yatırımlara vermiş. Mesela şimdi Etlik'teki büyük şehir hastanesinin yeri orada 1800 küsür dönümlük yer vardı sigortanın. Orası büyük bir alan. Ben yeni mahalleliyim çok iyi bilirim bu orası. O alan o alan. Çok kıymetli bir alandı. Yani SSK geçmişte ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunmuş SSK'da. Emekli sandığı Bağkur da öyle. Fonlarıyla çok büyük yatırımlar yapmışlar. Ama bunlar istismar edilmiş maalesef siyasi iktidarlar tarafından. Bu yatırımların çok makul olması sağlanamamış. Sonuçta hazineye intikal etmesi sağlanmış. Yani şu an biraz önce söyledim ya, hazine 185 milyar lira ödüyor SGK'ya her sene. Zamanında da SGK, SSK, emekli sandığı
hazineyi desteklemişler. Ayrıca i̇şte böyle bir turizmi yani. Desteklemek abansa o otellere girmişler. Tabii. Daha değişik yatırımlara girmişler. Her alana girilmiş. Yani şimdi verdiğini geri istiyor o zaman. Yani, buna... yani tabii o tarihlerde mesela şimdi dünyada en güçlü fonlar, Türkiye'ye borç veren fonlar var ya. Evet. Bu fonların arkasında emekli kurumu vardır. Amerikan emeklilik kurumları vardır. Avrupa'daki emeklilik kurumları vardır. Yani bunlar bağımsız bir şekilde uluslararası yatırım yaparlar ve dünyadaki en büyük şeylerdir. Bunlar fonlardır. Çok güçlü fonlardır. Efendim, bizim öyle bir imkanımız olmamış. Bu şu anda olabilir. Şu anda da açık veriliyor. Maalesef kötü yönetimden dolayı yapılamıyor, başarılamıyor. Yani geçmişte o biriken fonlar zamanında çok iyi değerlendirilebilseydi devlet hazine bunu ya da o tarihteki iktidarlar bunu istismar etmeseydi çok daha farklı bir noktada olmamız mümkündü. Bu da biraz önce Salih Başkan'ın söylediği gibi ancak özerk bir yönetimde olur. Özerk bir yönetimde olur. Bunların bağımsız hareket etmesi lazımdır ama bu 2009'da bu reform yapılmasına rağmen eksik kalan noktalardan bir tanesi de bu bağımsızlığın, bu özerkliğin SGK'ya verilmemesiydi. Şimdi o zaman öyle olunca da maalesef siyasi iktidara bağımlı kalan, onların kontrolünde olan bir kurum oluyor. Doğru dürüst çalışamıyor maalesef. Bu bölümde herhalde şu konuda anlaştık. SSK, şu şey, SSK batmaz. Yani sayın seyircilerimiz korkmasın. Ama iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği konusunda da anlaştık. Ve onunla ilgili de iyi yönetilmediği kavramı yönetimden kaynaklanan siyasi politikalardan kaynaklanan. Genel, yok, yok. Genel. Sana bir zorunda yani, bırakmayalım. Murat Bey bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz. Bu 2017'nin Sayıştay denetim raporu. Hmm. Şartlı görüş verilmiş. 7+57 bulgusu var. Yani 63 tane, 64 tane hata bulmuş Sayıştay SGK'da. Biliyorum. 64. Çok önemli konular bunlar. Bakıyorsunuz bir kere diyor ki alacağını tahsil edemiyor. 22 milyar burada. 22 milyar bir eleştiri var. 22 milyar diyor priminin vadesini geciktirmiş. Tahsil edememiş diyor. Evet. Yani bir de şu yönü var. Ben eski bir sendikacı olarak beni rahatsız eden bir yöndü bu. SGK'da kadrolaşma da işi ehline teslim etme şeklinde olmuyor. Maalesef çünkü yandaş. Çünkü tabii kendi adamlarını getiriyor. Kötü yönetimler müdahale ediyor. Kabiliyetli, donanım olan insanlardan çok maalesef yandaş olanlar tercih ediliyor. Halbuki bir kurumun iyi yönetilmesi için sağlam bir kadro işi bilen Üstad, insanların yani siz de sosyal o kurumların başına gelmesi lazım. En tepedeki insan için söylemiyorum ama il müdüründen başlayın merkez müdürüne kadar bir silsile var ki arzu ettiğimiz şekilde o görevlere donanımlı insanların seçilmediği bir silsile oluşturmuş maalesef. Sosyal güvenlik kurumu ihtisas meselesi. Muhakkak. Sosyal güvenlik alma. Burada ben İsmail Bey'e katılıyorum. Bütün yapı itibariyle ehliyet, liyakat, kurumsal sadakate ağırlık verebilecek niteliklere haiz insanların yetişmesi gerekiyor. Esas olan sosyal güvenliğin riski bu olabilir. Bir şey gelecekte. Şey anlatabilir miyim? Bir anlaşılması bakımından söylüyorum. Yani gerçi kurumsal bir hata bu ama bugün hastaneye gittim ben. El okuması yaptı görevli. Dedi ki sizin kayıtlarda problem var. Dedim ya ne problem olacak? Türkiye Kamusu'nun genel başkanıyım ben o zaman. Efendim araştırdım. Ben Adana'da kadrom, öğretmen kadrom Adana'da. Milli Eğitim Müdürlüğü benim SGK primlerimi yatırmamış. Bir yıldan fazla olmuş yatırmadığı da. Şimdi bana bir uyarı gelmiyor. Yani bana Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu uyarı gelse, bir yazı gelse kurumunuzun yatırmadığına dair ben en azından kurumu ararım. Söylerim, yatırtırırım, ilgilenirler. Şimdi bir kurumun eksikliği, hesabı vermesi gereken kurum yatırmıyor. Ama bedelini ben ödüyorum. Yatırmıyor şimdi, derken tahakkuk mu ettirmiyor? Ettirmemiş. Yani ödememiş. İşte evet. Primi bildirimde mi bulunmamış? Bulunmamış. Yani 14 ay civarında bulunmamış.
14 ayda da benim haberim oluyor. Gidiyorsun ki hastanede sizin işlemimizi yapamayız efendim. Devlet de kaçak işçi çalışıyor. Ya kardeşim benim suçum ne? Benim suçum ne? Şimdi kimi suçlayacağız? Ben bunu bakana da söyledim. Ya böyle bir yanlış olur mu? Bunda memurun ya da işçinin her kimse herhangi bir suç yok ki. Kurum suçluysa bunun bedelini kurum ödesin. Çalışan niye ödesin? Dolayısıyla bu kadar basit bir şeyi dahi şu ana kadar da düzeltmiş değiller. Efendim, onu da söyleyeyim. RTÜK maalesef kuralları var biliyorsunuz. Böyle bir ara vermemiz gerekiyor. Evet. İkinci bölümde ağırlıklı olarak emeklilikte yaşa takılanlar ve intibak meselesini konuşmak üzere. Şimdilik izninizi isteyelim. Bir soluklanalım. Kısa bir moladan sonra tekrar sizdeyiz.
Efendim tekrar huzurlarınızdayız. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu sefer birazcık daha emeklilikte yaşa takılanlar sorunu ve intibak sorununu gündeme getireceğiz. Bu konuda hazırlamış olduğumuz bir VTR'miz var. EYT Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yapılmış bir röportajımız var. Rejiden rica etsem önce bir onu verseler. 47 sayılı yasanın 8 Eylül 1999'da çıkan bir yasanın geriye doğru işletilerek kazanılmış olan haklarımızın elinden alınması sonucu yaşanan mağduriyetleri gördükçe ve yaşadıkça bu yasanın iptali için mücadele veren bir derneğiz. Evet. Bildiğim kadarıyla değil, Türkiye'de, dünyada böyle bir örneği yok. Kazanılmış bir hakkın gaspına evet. yönelik, geriye dönük işleyen bir yasa örneği yok. Kesinlikle yok. Dünyada ve Türkiye'de bu bir ilk. Yasalar geriye işler mi? Evet, işler bazı maddeleri. Fakat işlerken de mağduriyet yaratmayacak şekilde işlemesi gerekiyor. Bu hukukun ilkesinden kaynaklı. Ama bizde maalesef bu gerçekleşmedi. Geriye doğru işletilerek 2 ila 17 yıl arasında çalışma hayatımıza üçüncü bir şart olarak yaş haddi getirilmiş oldu. EYT'lilerin mağduriyetini gidermek adına aslında muhalefet partileri daha önce birçok kez konuyu meclis gündemine almaya çalıştı. Milletvekilleri, gerek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, evet. gerek İYİ Parti milletvekilleri verdikleri araştırma önergeleri ya da kanun teklifleriyle aslında meclis gündemine almaya taşıdılarsa da AK Parti ve MHP'nin karşı tavrıyla karşılaştı. Malum biliyorsunuz 2018 genel seçimlerinde MHP'nin seçim vaatlerinden biriydi bu EYT'lilerin sorunlarını giderdik ama evet. geldiğimiz tabloda durum çok daha farklı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Biz Türkiye'nin emekçileriyiz. En fazla hizmet veren, yıllarca çalışan 28-30 yıla mal olan yıllarımızı verdik. MHP'nin seçim bildirgesinde her seçim döneminde yer aldık. Evet ve vekillerimizin ya da işte genel başkanın sürekli bu sorunu çözeceğiz vaatleriyle seçmenlerinden oy istendi. Bu diğer muhalefet partilerinin de esasında seçim beyannamelerinde yer aldık. Çünkü biz onların seçim potansiyeliyiz. Oylarımız onları bir haliyle meclise taşıyacak kişileriz biz. Tabii ki bunun olumsuz yansıması, o genel kurula gelen önergenin ve kanun tekliflerinin çekimser oy kullanmaları bütün güveni sarsıcı bir olay. Evet. Biz üzüldük mü? Üzüldük. Ama yılmayacağız. Mücadelemizi sonunu getirene kadar da devam edeceğiz. Hala insanlar geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında örgütlenerek binlerce EYT'linin katılımıyla toplantılar düzenliyor. Ankara'da Anıtkabir'de buluşan, sorunlarını ve taleplerini dile getiren emeklilikte yaşa takılanlar daha önce İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun'da da buluşmalar düzenlemişti. Anıtkabir'de toplanan EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok diyen hükümete seslendi. EYT'liler çalıştıkları iş yerlerinden prim günlerini doldurdukları için işten çıkarılıyor, yaşlarından dolayı da başka yerde iş bulamıyorlar. Mecliste sorunlarına çözüm bulamayan EYT'lilerin yürüyüşleri daha çok süreceğe benziyor. EYT'liler 1999 yılında yapılan ve geriye dönük işletilen yasa nedeniyle prim gününü doldurdukları halde yaş engeline takılarak emekli olmadıkları için yıllardır mücadele ediyor. Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Yavaş, Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'ne düzenlenen programda büyük bir coşkuyla karşılandı. Yavaş'a salon girişinde on binlerce EYT'li eşlik etti. Yüksek
yüksek vergi oranlarına değinen ve emeklilikte yaşa takılanların taleplerini iktidarın dikkate almamasını eleştiren Akşener şunları söyledi. Zaten kuşa döndürdüğünüz emekli maaşlarına göz dikmeyin. Emekli olma hakkı kazanmış binlerce vatandaşın hakkını gasp etmeyin. Emeklilikte yaşa takılanların durumu sizin hatalarınız nedeniyle örtbas edilemez. Bu hak gaspıdır. İktidarın büyük bir ayıbıdır. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. İyi Parti olarak bunun mücadelesini her fırsatta vermeye devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların hakkını söke söke alacağız. Evet, bu bölüme size başlayalım Salih Bey. EYT nedir? Bu sorun nedir? Bize bir konu duayen olarak sorunu bir tanımlar mısınız önce? Valla 8.9.1999'da 4447 sayılı kanunun değişmesiyle beraber, yani sosyal güvenlik reformunun gelmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir bu. Şu anda tabii ki burada emeklilikte yaşa takılanlar diye kabul edilen bu arkadaşlarımızın haklı talepleri var. Ama bu sorunun global olarak çözülmesinin biraz riskli olduğu kanaatindeyim ben şahsen. Bunun mutlaka ki kendi iradesi dışında, işinden olmuş, iş yeri kapanmış, şu veya bu nedenle hem iş yerindeki çalıştığı maaşını kaybetmiş, prim gün sayısını doldurmuş, hizmet süresini doldurmuş ama üçüncü şart olan yaşı bekleyenlerin acilen bu hakkın verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca da mevcut onun dışında kalanların iş yerinde çalışıp da işleri devam edenlerin ki sürelerini, o kademedeki yerini devam ettirmeleri gerektiği. Aksi halde o külfeti işte o zaman sosyal güvenlik taşıyamayacağı kanaatindeyim. Ha devlet buna bir yerden kaynak bulup bunu çözmeye kalkıyorsa o tabii ki siyasilerin bileceği bir iş. Ama reel olarak, normal olarak şeyde o rakamı yakalaması mümkün değil. Bana göre çok zor. Yaşa takılanların haklı olduğu, kendi iradesi dışında işini kaybetmiş, maaşını kaybetmiş. Bu insan 5 sene, 10 sene beklemesi mümkün değil. Bu sosyal devlete de aykırı bir şey. Ama burada çalışıp da yaşı yakalayanlar, prim gün sayısını doldurmuş, süresini doldurmuş insanların çalışması devam ediyorsa bu hakkı 8.9.99'a kadar geriye götürmek olur. Bu sefer bu, o dönemde emekliyi hak etmiş olup da sonradan emekli olanların da hakkı zayi olmuş oluyor. Yani burada çok böyle komplike bir şey. Bu normal olarak ne kadarı burada bunların emeklileri nedir? 1.3 milyon hemen ayrılması gereken, emekli olması gereken. Ama 6.3 milyon insanı aldığınız zaman 750 küsür milyon yapıyor. Bu rakam. Burada bu 6.3 milyon hemen bugün mi emekli olması Hayır. gerekenler? Orada kaç hemen, yıl içinde? Hemen, evet. hemen 1.3 milyon sigortalı bugün için. Bugün ve mevcut geçmiş hemen. Günlerinde olanların emekli olabileceği bir yapı. Onun da toplam totalde 23 küsür milyon para yapıyor. Ama 23 küsür milyar. 23 küsür 23 maliyeti. Katını Suriyelilere harcadık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada işte esas olan bu rakam nedir? Demin söylediğim gibi kendi iradesi dışından işinden olmuş, iş yeri kapanmış, dışarıda maaşsız kalmış insanların 5 yıl, 6 yıl bekleyemesi mümkün değil. Ama şu 6.3 milyon insanın içerisinde iş yerinde şu anda çalışırken dahi bundan yararlanmak istiyor. Bu şunu getiriyor, 8.9.1999'a kadar geriye götürmektir bu yasayı. Yani kademeli sistemi ortadan kaldırmak gerekiyor.
Bu kademeli sistemi kaldırdığınız zaman normal 6.3 milyon sigortalı otomatikman işte o kimine göre 700 küsür milyon, kimine göre 740 milyonluk bir meblağ ortaya çıkıyor. Bunu da sosyal güvenlik kaldıramaz bu şekilde. Başka bir şey bulurlarsa bilemem. Yani bu o rakam çok doğru değil gibi Sayın Başkanım. Şöyle doğru değil. Yani 1.3 milyon sigortalıya 23 milyarla kuş kurtarılıyorsa 6.3 milyon sigortalı hepsi olsa bile 750 milyar yapmaz. Ha burada projeksiyon açısından baktığın zaman bak bu yapılan projeksiyon açısından baktığın zaman Sayın Cumhurbaşkanı 750 milyar dedi de. Tamam işte ha bu rakamı veriyor işte projeksiyon bu. Hayır. Çok özür dileyerek isterseniz seyircilerimizin de konuyu birçok kişi bu konuda muzdarip ama konunun detaylarını çok az insan biliyor. Bu kadar değerli uzmanı bir arada yakalamışken ben biraz daha açmak istiyorum. Zannediyorum benim bildiğim kadarıyla konunun iki boyutu var. Bir, bu tarihten evvel, bu kanun çıkmadan evvel devletle sözleşme yapmış adam sigortalı olarak işe başlamış. Yani şimdi siz lokantaya girdiniz, menüye baktınız, işte çorba sipariş ettiniz, çorba 10 lira. Hesap ödemeye geldiniz, çorba 20 lira. Olmaz ki. Bir sözleşmeniz var. O tarihten evvel işe başlamış, devletle sözleşme yapmış insanları durumunu ayrı düşünmek lazım. O tarihten sonra başlamıştır. Ayrı düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bir kere konuyu ikiye ayırmak lazım. Zaten burada normal olarak bu yasa çıktığı zamanki mevcut 99 öncesi ve 99 sonrası. 99 sonrası 2008'den sonra 2036'ya kadar yeni giren işçiler mevcut yasaya göre ne yapacak? 65'te. Burada 58-60 yaşında emekli olma ve kademeli olarak böyle bir sistem geldi 99'da. Ben de diyorum ki bunun hepsini birden çözmek hele hele şu anda işine devam eden insanlarınkini çözmek bu hükümet politikaları olabilir. Onu göğüsleyecek kaynak bulabiliyorsa alabilir. Ama mevcut çağda işini kaybetmiş, iş yeri kapanmış, insan dışarıda kalmış, 50 yaşındaki, 55 yaşındaki adam 3 yıl bekleyecek, 5 yıl bekleyecek. Hem maaşını alamıyor, hem de sosyal güvencesini, prim gün sayısını doldurduğu halde, süresini doldurduğu halde emekli aylığı alamıyorsa, bu çok zor bir durumdur. Bunun düzelmesi gerekir öncelikle. Ha ondan sonra zamana yaygın, hepsine çözüm yolu neye göre bulunur? Örnek mesela şimdi yarın tank palet fabrikasındaki işçiler çıkacak diyelim, farz edelim, satılıyor veyahut da devrediliyor. Oradaki işçiler ne yapacak? Ne yapacak? Eğer prim gün sayısını ve şeyini doldurmuşsa yaşı bekleyecek bu sefer. Bu insana ne yapacak? Maaşını kaybediyor. Emekli aylığı da alamıyor. O yaşta adamı kim işe alır? Zaten 45 yaşın üstünde doğru dürüst çok süper nitelikli özelliklere sahip olan insanı zaten ara, bilgisayarcıdır, şudur budur, Hosperkçidir veyahut da ne bileyim CNC tezgahı kullanıyor der. Ona. Ama bunun dışında da bir sürü işçi arkadaşımız var. Memur var, Bağkurlu var. İsmail Bey'e ileteyim. Hocam bu yasanın çıkma ihtimali var mı? Hocam bizler 45-50 yaşlara geldik. Bizler işten çıkınca bizlere kimse iş vermez. Devlet baba da bizi emekli etmez. Bizler artık mezarı dört gözle bekleriz. Sayın Bilal Çuhadar. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum bu arada. Oradan da çok ciddi şey var. Salih Kılıç bu alanda yetkin bir abimizdir. Estağfurullah. Şimdi o bile biraz umutsuz konuştu burada. Yani şu 1 milyon 300 işten çıkaranlar dışındakilerle ilgili biraz zor olacağını ifade etti. Şimdi burada aslında yaklaşımımızın olması lazım. Yani bir çözüm bulunamaz mı? Ha o ayrı bir şey. Şimdi bakın. O ayrı bir şey. Burada bir yol bulmak lazım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki kardeşim biz bunlara 750 milyarı nereden bulalım? Yani sanki yarın 750 milyarı bunların cebine koymak zorundaymış gibi
ham oyuna çıkıyor, böyle başlama yapıyor. Çok özür dileyerek sözünüzü bölüyorum ama burada bir matematik hatası var gibi geliyor bana da. Şimdi var. Şöyle ki, bu kanun çıktığı zaman söylenen şuydu. İnsanların emekli olması 15 ila 18 yıl kadar öteleniyordu. Yani şey doldurmuş olsa 43 bile. 43 yaş 58 yıl işte, var. Bu kanun çıktı, 15-18 yıl geçti. Evet. Yani emekli, ya bu adamlar emekliliğe hak kazanmak üzereler. Yani sen istesen de istemesen de emekli edeceksin. Ya bir yıl kalan var, 1,5 yıl kalan var. Ya tabii var var. Mesela yani. 2 yılı var, 3 yılı ya var, 4 yılı var. Bir yıl evvel emekli edersen bu adamı, bu ekonomik kriz ortamında bu kadar büyük yük matematik olarak mümkün değil. Şimdi Murat Bey bakın, burada çok ciddi bir mantık hatası var ya. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Efendim 40 yaşında 45 yaşında emekli mi olur filan. Şimdi erken emeklilik. Biz erken emekliliği desteklemiyoruz. Anlıyorum. Diğer yandan da devlet ne yapıyor? Mesela geçenlerde TRT'de emekliliğe efendim 5 yıl kalmış olanlar, 10 yıl kalmış olanları zorunlu emekli yaptı. Ve %50, %30 fazla teşvik vererek yaptı. Şimdi siz erken emekliliği istemediğinizi ifade edeceksiniz ama TRT'ye gelince oradaki insanlara emekli olmaya teşvik etmek için %50 emekli ikramiyesini fazla bağlayacaksınız. Başka hesap var, kadro hesapları. Ayrı mesele işte. Devlet işine geldiğini yapıyor. Tezat anlayışla yürüyemez. Mesela 4C'den 4B'ye gelen sözleşmeler. Emekli almaya, maaşı almaya, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gün sözleşmesi yenilenmiyor. Diyor ki sen emekli ettin. Sen 65 yaşına kadar çalışamazsın. İsterse yaş 50 olsun. İsterse 45 olsun. Şimdi siz sözleşmeliğe gelince böyle bir uygulama yapıyorsunuz. Sonra millete dönüyorsunuz. Diyorsunuz ben erken emekliye karşıyım. Kardeşim işte bunları yaparsanız bunları millete gerekçe olarak sunamazsınız ve inandırıcı olamazsınız. Şimdi emekli yaşa takılanlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben emekli yaşa takılan vatandaşlarımızı kutluyorum. Öncelikle mücadeleler için kutluyorum. Gerçekten şu anda Türkiye çapında müthiş bir organizasyon haline gelmişler. Geçen Adana'da ben bir toplantıda katılma imkanı buldum. Salon taştı. Artık dışarıda binlerce insan kaldı. Aynısı Ankara'da da dün yaşandı. Muhteşemmiş. Dün yaşandı. Muhteşemmiş. Yalnız orada bir yanlışları var, onu da söyleyeyim ben. Oraya gelen siyasi parti temsilcilerine konuşma hakkı vermiyorlar. Kardeşim, sizi destekleyen siyasi partiler konuşursa gündem olur. Gündem olur. Yani bu bir siyasi konu. Bu bir siyasetle, siyasi anlayışla çözülmesi gereken bir konu. Siz siyasi parti temsilcilerine, sizi destekleyen insanlara konuşma hakkı niye vermiyorsunuz? Bu yanlış, bunun altını buradan. Şimdi geçen Adana'da da bunu yaşadığım için burada söylüyorum. Bu bir siyasi konudur. Yani bu bir siyasi istismar konusu değildir. Ama bu bir siyasi konudur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak görüyorum ki CHP'de sağlam destek veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bunları kürsülerden dile getiriyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde emekli yaşta takılanları anlatınca siyasi olmuyor mu? Dolayısıyla o yaklaşımları ben doğru bulmadım, buradan ifade edeyim. Bu da benim eleştirim. Bu da benim eleştirim. Ben acık yürekli bir adamım. Dolayısıyla bizi destekleyen insanların emekli yaşa takılanlara ilgili cümle kurmasından sakınmamamız lazım. Gelsin AK Partili milletvekili de gelsin, MHP'li de gelsin, onlar da konuşsun. Söyleyecekleri varsa. Dolayısıyla ben bu mücadele için gerçekten tebrik ediyorum. Yani iyi bir organizasyon. Böyle devam etsinler. Böyle devam etsinler. Çünkü şu anda vatandaşlarımızın birçoğu, ben köylere gidiyorum. Köylere gidiyorum. Mutlaka karşıma bir, iki tane, üç tane, beş tane emekli yaşa takılan kardeşim çıkıyor. Vatandaşımız çıkıyor. Bizim halimiz ne olacak diyor. Nereye gidersek gidelim. Çevremizde de bir sürü insan var. Doğru, doğru. Aynı. Evet. Şimdi devlet bu feryada kulağını tıkayamaz. Yani. Bunu görmezden gelemez. Yani milyonlarca insanın derdi haline gelmiş, ızdırabı haline gelmiş bir problemi, ya kardeşim bunun maliyeti 750 milyar nedir bu filan, bunu diyemezsin. Bakın şimdi soru önergesi veriyoruz Çalışma Bakanlığı'na. Diyoruz ki efendim bu emekli yaşa takılanlar bir yıl içinde, iki yıl içinde, üç yıl içinde kaç kişi? Devlete bunun maliyeti nedir? Şimdi Salih Başkanım dedi ki bu 1 milyon 300 kişinin maliyeti 23 milyar. Şimdi ben bunu bilmiyordum. Buradan duydum.
hala bu rakamı diyorsa doğrudur. 1 milyon 3 milyon kişi değil mi? Toplam 6 milyon 6.3 milyon sigorta. Şimdi 1 milyon 300 bini 23 milyar yapıyorsa 6 milyon 300 bini kaç milyar yapar? Şimdi burada bak. 6 katı yapar en fazla. 6 katı da Asat'ta. 5 katı diyelim ne yapar? 125 milyar yapar. 120 milyar yapar. 750 milyar çıkmıyor. Şimdi bu 750 milyar nereden çıktı arkadaşlar? Şimdi ya SGK yönetim kurulu üyesi Salih Kılıç'ın yanlış bir hesabı var. Ki yönetim kurulu üyesinin bu konuda hata yapacağını düşünmüyorum ki. Eski Türk İş Genel Başkanı Salih Kılıç. Şimdi peki 750 milyar sözünü Sayın Cumhurbaşkanı'na kim söylettirdi? O zaman bu konuda bunları konuşmamız lazım. Tarafsız bir bilirkişiye danışalım. Bülent Bey. Tarafsız. Ya tarafsız derken ya ikiniz arasında tarafsız. Alanına uzman, alanına diyelim. Uzman, uzman. Uzman yani evet, siyasi kişiliğin siyasi kişilikten ötesinde evet. Halktan taraf biraz o anlamda söyledim. Programımızın amacı da gerçekleri evet. ortaya çıkarmak. Evet. Yani kim haklı, kim haksız. Çünkü evet. insanların kafası çok karışık bu konuda. Yani 750 milyar deyince rakamları bilmiyoruz. Diyemeyiz. Yani. Rakamlar yok orada. Efendim, bunun bütçesi ne olabilir? Şimdi Murat Bey, ben Sosyal Sigortalar Kurumu'nda da bu konuyla ilgili çok mücadele ettim. Hiçbir şekilde 38 yaşında emeklilik kabul edilemez. 38, 40, 42 yaşında emekli olabiliyordu insan. Bu doğru bir şey değildi. Bununla çok mücadele ettik. Şimdiki siyasi iktidarın o zamanki temsilciler buna çok karşı çıktılar. Mezarda emeklilik falan diye. Yanlıştı bu. Şimdi geldikleri noktada hani biraz önce söylediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki 750 milyar. Yok böyle. Şimdi kaç milyon emeklimiz var bizim? 12 milyon. 12 milyon. 12 milyon emekliye biz 300 küsur milyar ödüyoruz. Yıllık. Yıllık 300 küsur milyar ödüyoruz. Sonra artı şey var. Sağlık giderleri, kurumun giderleriyle falan bu 400 küsur milyara çıkıyor bütçe. Peki 1 milyon küsur ki benim bildiğim kadarıyla 400 bin aslında şu anda ilk etapta evet 400 bin kişinin emekliliği söz konusu olacak. Yani o 250 bin kişi diyen var. Evet. Yani çok ne olduğunu var. Tam olarak çıkarıp da veremiyorlar. Yani Sayın Başkanım hakikaten öyle. 750 milyarlık bir hesap yok. Sayın Erdoğan'ın hesabı bir kere yanlış. Bir kere gerçekten hak gaspı var. Bir anayasasında sosyal devlettir bu devlet yazan bir ülkenin vatandaşı ki bu başka ülkelerde de olmuştur. Sen emekliye hak kazandın ama şu kadar sene bekleyeceksin diye aç susuz maaşsız bırakılamaz. Böyle bir şey olamaz. Her ülkede olmuştur. Yani bu yaş birçok Avrupa ülkesinde de dünyada da yükseltilmiştir. Arada devlet bir sosyal devlet olarak o kişiye maaş bağlamıştır. Tam maaşını değil belki ama en azından geçinebileceği bir meblağ bağlar. Böyle ortalığa bırakmaz. EYT'ler haklılar. Eğer bu devlet sosyal bir devletse sen iş vermiyorsun. Bu kişiye çalışmak iş için çok yaşlısın diyorsun. Çalışmak için yaşlısın diyorsun. Emekli maaşı da vermiyorsun. Onun için de gelmeyeyim diyorsun. Nasıl geçinecek? Böyle bir anormallik bir şey düzelt. Çalışma için yaşlı diyorsun. Çalışan diyoruz. Burada işini kaybetmişe versin diyoruz. Hayır. İşini bakma. Mesela iş yerinde çalışıyor. Yaşlı. Ama işini kaybetmiş bir insanın vermezse ben de onlarla beraber yürüyorum. Ben de onlarla beraber yürüyorum. İşini kaybetmiş. Mesela öyle insanlar var ki kendisi ayrılmış, iş yeri açmış. Tamam mı? İş yerini kaybetmiş. Yaşa takılıyor, bekliyor. O da diyor emekli olmak istiyor. Ne kadar bunların sayısı? Ha, burada yani bunlar, ben hatta bunu da söyledim. Sosyal hayır, Güvenlik Kurumu'nun, bunu, Çalışma Bakanlığı'nın vermesi lazım. Şöyle söyleyeyim ben. Tabii burada bunun en iyi şekilde hatta bizim arkadaşlara da söyledim. Kardeşim bunu İşkur'la bu çocuklar işsiz kaldığı zaman otomatikman ne yapıyor? İşsizlik sigortasına müracaat ediyor. Bu insanların sayısını toplayabilirsiniz. Rakamı daha sağlıklı bulabilirsiniz. Bu projeksiyonu buna göre yapın. O bunu eğer iktidarın veyahut da parlamentonun önüne koyduğun zaman akla uygunsa o zaman çözüm yolu.
Ama şu projeksiyonu böyle büyütürsen sonuç yani alınamaz. Gördüğüm kadarıyla projeksiyonu büyüten kim? Yani bu 750 milyar hesabı bir kere doğru değil. Nereden çıktı bu 750 milyar? Aktüeryal hesap. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir rakam mı? Çalışma Bakanlığı, işte hazine, veriyor. Anormal şekilde yapılmış bir hesap bu. Hiç doğrulukla hiçbir ilgisi yok. Yani bakın 12 milyon emeklimiz 300 küsur milyar lira emekli maaşı alıyor şu anda. Tamam. 1 milyon benim bildiğim şu anda emekli olması gereken 400 bin küsur kişi var. 400 bin kişinin aylığı bu kadar tutmaz. Mümkün değil. Bu yaşa takılanların tabii. Benim bildiğim öyle. O kadar değil. Ama bunun peki bu nasıl bir kurumdur? Nasıl bir devlettir? Nasıl bir bakanlıktır ki bu sayı net olarak şu anda mesela şöyle söyleyeyim. Sigortalı olarak 668 bin normal yaş şartının kaldırılması durumunda hemen emekli olabilecek sayı normal olarak 1.3 milyon. Hayır. Bunun, mesela benim rakamlarıma göre öyle değil. Ben de 400 bin kişi görmüyorum. Şimdi burada doğru değil mi? Şunu açıklığa kavuşturmak lazım. Çok büyük lazım. Bir rakam bu. Çok büyük bir rakam. Vallahi burada yani Türkiye'de bütün emekli sayısı 12 milyon olacak. 6 küsur milyon kişi 6.3 mü dediniz? Ama burada normal olarak toplamda doğru olabilir. Sayı yıllar içerisinde. Bak, yıllar içerisinde şimdi olabilir. Şöyle söyleyeyim. Bu normal emeklilik gerçek anlamda emekli yani prim ödeme süresini doldurmuş. Ama sadece yaştan dolayı ama şimdi bunların içerisinde bu kadar bak ben de onları değil. Bunların içerisinde ama mesela 5 yıl sonra bunu yakalayacak insan da var. Diyor ki işte bunu işte bu iyi bir projeksiyonu iş kurulan bir iki ayağı var bunun. Birincisi işini kaybetmiş insanlara, maaşını kaybetmiş insana maaş bağla. Derhal. Senin devlet görevin bu. O işsizlik sigortası. Hayır, işsizlik sigortası alıyor. İşsizlik sigortası. Aldıktan sonra maaşa bağlanacak. Yok, onun bir süresi var. Süre. Ama esas olan burada. Ama emeklilikte yaşa takılmak biraz önce tanımladığımız şekilde emekli prim gün sayısını, fiili hizmetini yerine getirmiş sadece insan. Yaş meselesinden dolayı bekleyen. Bekleyen. Bunların sayısı. Bunlar içerisinde sağlık primi yatıranlar da var hala cebinden değil mi? Tabii. Bir de o var yani. Hiçbir para almadı halde. Çok özür dileyerek şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu söylediğiniz rakam bu kanun çıkmadan evvel işe girip de yani daha evvel çalışmaya başlayıp sigortalı olup da bekleyenler mi? 99 öncesi işte olup da 99'da getirilen kademeli sistemde 58-60'ın içerisinde olan. Yani belki bu 48 yaşında emekli olacaktı, 58'i bekliyor. Evet. 52'de emekli olacaktı, 58'i efendim, bekliyor ve hatta 60'ı benim bekliyor. Benim burada matematik olarak anlamadığım şey şu, bu kanun çıkalı 20 yıl geçmiş neredeyse. Kanun çıktığı zaman da bu 15 ile 18 yıl uzatacak deniyordu. Şimdi gördüğüm kadarıyla eğer bu hesaplar doğruysa zaten bu insancıklar 1-2 yıl içerisinde emekli olacak. Yani hükümet öyle ya da bunları tekrar uzatacak hali yok. Yok, o zaman yapılan projeksiyon 17 yıllık bir süreydi. Hatta Yaşar Okuyan Bey o zaman bakandı. Bak bu 17 yıllık süre içerisinde bu insanlar yarın öbür gün ne yapacak? Nasıl bu maaş alacak dediğimiz zaman onu ileride düşünürüz dendi. İleride geldi önüne. Şimdi burada Salih Başkanım ama bu kurum top Yaşar Okuyan da mı şimdi ya? Yok, Yaşar bu rakamları vermek zorundadır. Gerçek anlamda. O tabii hükümetin bakanlıkta, İşkur'da hepsi çıkarır. Bunları soruyoruz, cevap alamıyoruz. Böyle nasıl soru ne demek? Parlamentoda bütün soruları vermiyor. Yok, hayır, yok konuda cevap yok. Ne kadar gerçek anlamda emeklilikte yaşa takılan var? Kaç bilmiyoruz kişidir? Yani. Bunların ne kadarlık bir emekli olmaları durumunda bütçesi vardır. Maaşı söz konusu olacaktır. Bunları veremiyor bu kurum. Bu bakanlık veremiyor. Yani verememesi de mümkün değil. Benim de bildiğim. Ama siyaseten yani bu iktidar bununla ilgili olarak istismar ediyor, vermiyor. Bile vermiyor. Yani benim, kurumun bunu bilmemesi mümkün mü? Benim yönetimdeki tartışmam da buydu. Bunların işte, yani ama siz de burada, haklı olarak bu işleri bilen birisi olarak bu konuyu benim de nacizane kanaatim bu. İşte bakın müsaade edersiniz. Haklıyız değil mi? Yani şimdi müsaade ederseniz Salih Başkan da aynı şeyi söylüyor. Yani ya sizlerin kafası bu kadar karışık. Sayıyı bilmeyince bir projeksiyon yapamıyoruz. Tabii maliyeti de bilmiyoruz. Şey. Yapamıyoruz yani. Cumhurbaşkanı nasıl yapıyor? Cumhurbaşkanı rakamı doğru değil. Yani çünkü işin mantığı itibariyle bu kadar yani çok az sayıda insanın kalmış olması lazım şu anda. Ben az sayıda görmüyorum.
Bak tamam, şimdi matematik olarak bizim bildiğimiz bu iş yerinde bir ben rastlayan bankalarda şurada burada çalışan abi diyorlar, bizim niye bekletiyorlar bize diyorlar. Siz işte çalışıyorsunuz. Evet, prim gün sayısını doldurmuşsunuz. Onun yanı sıra hizmetinizi de doldurmuşsunuz. Özel sektör yaşa falan dolunca. Özel sektör de var. Şimdi her ne olursa olsun. Şimdi bu kanun çıkalı yaklaşık 20 yıl geçti. O zaman zaten bunlar topun ağzındalar. Yani bir sene sonra eğer 6 milyonsa 6 milyon, 1,5 milyonsa 1,5 milyon kişi birden emekli olacak zaten. Yani bu böyle önümüzdeki tekrar 20-30 yıla yayılabilecek bir süreç değil şimdi ki. Şimdi o sayıları yıl yıl etkisini bilsek ne kadar etkileyeceğini ifade edebiliriz burada. Çünkü yani sizin dediğiniz doğru da olabilir. Hayır, sistemin ötelediği 17 yıl. Bilemiyoruz. Hayır, yani 17 yıl mesela 2 yılı da kalmış insan var. 1,5 yıl olan var, 1,5 yılı olan da kalmış olan yani insan. Yani problemler kaçış mümkün değil ya. Yani. Esas işte burada nüans noktası şu. Eğer adam işini kaybetmişse, maaşından mahrum kalmışsa buna mutlaka sosyal devlet bir düzenleme peki yapmalıdır. Efendim, tersten sorayım ben. Şu anda EYT'ye takılan dediğimiz en fazla bekleyecek olan kaç yıldır? Burada en fazla bekleyeceği mutlaka ki 8 yıl, 9 yıl, 10 yılı bulan bir durumdur. Ha, bu tek tek bunları bilebilmemiz lazım. Yıl bazında tek tek kaç kişidir bilebilmemiz lazım. Onu siyasiler isteyebilir, verebilirler oradan. İsteyenler var ama bir cevap gelmediğini duyuyoruz. Yani, benim dışımda. Çünkü eğer bu açıklanan doğruysa ya bunlar çok kısa bir süre içerisinde emekli olacak bu kadar yani... Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği ekonomiyi sarsacak boyutta bir nüfus birdenbire emekli oluverecek. O süresi dolacak demek. Belki bilgileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın 750 milyar sözü hilafına bir durum çıkar diye bilgileri vermiyorlar. Belki öyle bir durum var yani. Çünkü 750 milyar şimdi, sözünü Sayın Cumhurbaşkanı telaffuz etmişti biliyorsunuz. Belki Cumhurbaşkanı'nın yani projeksiyonu yapanların eksikliği vardır. Yani Maliye Bakanlığı'nda buna benzer biz asgari ücretle de rastladık, diğer alanlarda da rastladık. Projeksiyonu büyütüyor. Siyasi de geliyor önüne geleni. Okuyor. Yani birdenbire 750 milyar görünce herkes şimdi korkuyor. Hatta Tayyip Bey orada bir enteresan bir şey söyledi. Ha dedi, buradan alacaksınız maaşı dedi. Emekli ondan sonra gidip başka yerde çalışacaksınız dedi. Şey. Efendim şimdi o da bir gerçeklik. İnsanlar emekli maaşıyla yaşaması mümkün olmadığı için iş bulabilirse gidiyor bir yerde kayıt dışı olarak özellikle çalışıyor. Evet. Yani hayır, şimdi daha açlığa işte, mahkum ederseniz ne yapacak? Hayır, emeklilerin normal 12 milyon emeklinin %60'ı maaşıyla geçinemediğinden dolayı yeniden çalışma arzusunu ifade ediyor. Bunların %80'i de şu veya böyle belediyelerdeki temizlik işlerindeki çoğu emeklidir. Gidin bakın, çoğu tanıyor bazı yerlerde. Evet. Başkanım diyor, bak diyor, daha hala devam ediyoruz diyor. Çalışıyorlar ya. Şimdi çok iş yerinde. Evet. Çok iş yerinde. Evet. Birazcık da bu intibak konusuna gelsek, orada da çok ciddi bir nüfus var. Belki orası da en az emeklilikte yaşa takılanlar kadar önemli bir konu. Uzun zamandır gündemde bu. İsmail Bey sizden başlayalım. Nedir bu intibak meselesi? Niye olmuyor? Kimler yanında, şimdi, kimler karşısında? Burada başka bir kanayan yaramız maalesef. Şimdi biliyorsunuz 2000'den önce bir intibak yasası çıktı. 2000'den sonra emekli olanlara yönelik bir intibak yasası çıkmadığı için aslında 2000'den öncekiler kadar prim yatırmış, çalışma gün sayısı aynı olan insanlar 2000'den önce emekli olanlardan şu anda 5-600 lira maaş eksik alıyor. Aslında bununla ilgili bir intibak yasası çıkarılması lazım. Ben de bununla ilgili bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdim. Hatta verdiğim ilk kanun tekliflerinden birisi. Kimler karşı çıktı? Halen görüşülmedi. Halen komisyonlara gelmedi maalesef. Hatta bu konuda da... AK Parti karşı çıkardı. Kim yani, karşı çıkıyor? Her şeyi onlar yönetiyor. Yani başkasının karşı çıkması mümkün değil. Tabii. Yani AK Parti karşı çıkar da daha meclise gelmedi ama... AK Parti karşı çıkmasaydı şu anda komisyonlarda görüşülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşülüyor olurdu diye düşünüyorum. Yani bu intibak yasası ile ilgili mutlaka bir kanun düzenleme yapılması gerekiyor. Yani 2000'den önce hangi gerekçeler yaptıysanız siz devlet olarak 2000'den sonra emekli olan sayısını bilmiyorum. Sayın Başkanım belki bilgisi vardır. 2000'den sonra kaç kişi emekli oldu bu intibak dışı kalan?
Ya tam orada bir veri insan, veri yok böyle. Yani 2 milyon olduğunu düşünüyorum ben. Var. 2 milyon civarında bir sayı var. O kadar olacağı kanaatinde değilim. Belki yani 1,5-2 milyon diyelim. Yani bir yuvarlak hesap. Onu da bilmiyoruz. Yani bu sayılar önümüze konmadığı için sağlıklı bilgimiz yok. Ama bir haklılık var. Bunlar emekli yaşa da takılmamışlar. Bunlar emekli olmuşlar. Emekli olmadan bir problem söz konusu değil. Ama maaş hesaplama yöntemi 2000'dekiler için, öncekiler için farklıydı. Onların intibak yasasıyla o eksiklik giderildi. Ama 2000'den bu tarihe kadar 18 yıl geçmiş aradan. 18 yılda emekli olanlarla ilgili bir intibak yasası maalesef çıkartılmamış. Peki burada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bülent Bey, size sorsam. Şimdi bildiğim kadarıyla aynı primi ödediği, benzer işi yaptı, aynı prim gün sayısı aynı. Her şey aynı her olduğu şey halde farklı dönemlerde çok büyük farklılıklar var. Bu devlet memurlarında, yani eski şeyle emekli sandığında sigortalı olanlar için de var mı? Yoksa sadece Bağkur ve eski SSK normlarında emekli olanlar için mi var? Şöyle, bununla ilgili biz mecliste 2013'te bir kanun çıkardık Millet Meclisi olarak ama yanlış çıktı o kanun, eksik çıktı. İntibakla ilgili sorunların tümünü çözen bir kanun değildi. 99 öncesi birkaç türlü var. Yani bir şu anda tam olarak hatırlayamadım ama galiba 9 tür farklı aynı haklara sahip olduğu halde maaş alanlar var. Emeklilik maaşı. Halbuki bunlar aynı. Bu sadece SSK'da. Yani 4A'dan emekli olanlar için söz konusuydu. Böyle farklı farklı. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi 4A, 4B, 4C'liler arasında benzer primleri ve benzer süre ödemiş olanlar arasındaki farklılıklar söz konusu. Bütün bunlar bir araya gelince büyük bir haksızlık ortaya çıkıyor yine. Şimdi sosyal güvenlik sistemi prim ödeme esasına dayanır. Bu da bir aktüaryal hesaba göre yapılması gereken bir iştir. Mümkün olduğunca çalışırken aldığı maaşın biraz daha altında bir maaş alarak geçimini sağlaması lazım kişinin. Bu sosyal devletin görevidir. Ama tutup da hem çok düşük aylık ki 2009'da yapılan tırnak içerisinde söylüyorum reform denilmişti. Sosyal güvenlik reformu hiç olmadı. Tam tersine daha önce %70'den aylık alanlar %60'dan şimdi aylık almaya başladılar. Yani, ve ne kadar çok çalışırsanız şu andaki sistemde garip bir şey oldu. Azalıyor. Maaşınız azalıyor. Şu anda %30'da falan bağlanıyor değil mi? Hmm. Önce %45'e düşürdüler. %60'dan bağlanıyor ama düşüyor o. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok prim öderseniz o kadar da düşüyor. Çok şu prim öden cezalandırıyorsunuz. Daha uzun süre prim ödemeniz ve çalışmanız durumunda yaşlılık aylığınız düşüyor siz. Böyle garip bir durum var. Yani Türkiye'nin en başta söylediğim konu, Türkiye'nin bir an önce sosyal güvenlik reformu yapması şart. Norm ve standart birliğini sağlaması, bu intibak meselesini çözmesi lazım. Ya en azından bundan sonrası için bunları çözmemiz lazım. Yoksa Türkiye için çok büyük bir sıkıntı olur. Bakın en baştan verdiğim o rakamlar çok dikkate alınması gereken rakamlardır. Kimse bunları konuşmuyor. 2 yıl önce 2016 yılında yılı sonunda hazinenin SGK'ya aktardığı rakam 106 milyar lira. Bu sene olacak 200 milyar lira. Yani katlanarak artıyor. Evet. Birkaç sene sonra bunun altından kalkılmaz. Muhakkak bir reforma ihtiyaç var. Bu kayıt dışılığın önlenmesi lazım. Prim birkaç türlü kaçırılır. 3 türlü prim kaçırılır. Ya gün sayısını eksik gösterirsiniz ya prime esas kazancı eksik gösterirsiniz. Yani adam 8-10 bin lira alıyordur. Ona asgari ücret gösteriyorsunuzdur. Türkiye'de bu çok yaygın yapılıyor. Evet. Kamunun dışında hemen herkes asgari ücretten görülüyor. Bunu halletmek lazım. Ya ya da hiç gösterilmiyor. Bunu halletmek lazım. Ya da ikisi bir arada yapılıyor.
Yani hem prime esas kazancı düşük gösteriliyor hem de gün sayısı düşük gösteriliyor. Biraz önce Sayın Başkan söyledi. Ya, kamuda bile kendisi çalıştığı halde gösterilmemiş. Kayıt dışı çalıştırmışlar. Yani kamuda bile kayıt dışı çalıştırma var. Bunların çok acilen çözülmesi lazım. Bunların halledilmesi lazım. Yoksa biz daha çok konuşuruz EYT'lerin sorunlarını, intibak meselesini, maaşların geç ödenmesini, sıkıntıları. Çok konuşuyoruz. Mecliste bile bu var. Çok önemli bir konu. Mecliste bile mesela var. Bizim danışmanları yılda girdi çıktı yapıyorlar. Tazminata kazanmasın diye mesela. Evet. Pardon yani, bunu bir daha söyler misiniz? Şimdi mecliste her milletvekilinin 3 danışmanı var. Evet. Bunlar tazminata kazanmasın diye her yıl içerisinde yıl sonuna doğru bir girdi çıktı yapıyorlar. Maalesef. Yani meclis bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Tabii. Devlet. Tabii devlet yapıyor. Yani efendim, bunu yani başka bir işveren yapsa ceza keser. Çay ocağında çalışan farklı maaş şeyleri var tabii. Aynı şekilde başkaları tarafından işletiliyor. Evet. Onların aynı şekilde sigortalık durumlarıyla ilgili sıkıntılar var. Ücret durumlarıyla ilgili haksızlıklar var. Mecliste çalışanlar arasında büyük farklılıklar var. Ücret farklılıkları bunların emekliliklerine yansıyacak. Yani anormal boyutlarda gerçekten iş barışını, çalışma barışını tehdit eden durumlar var. Eşi ücret kanunu çıkartıldı biliyorsunuz. Gerçekten bunlar ama konuşulması türlü, gereken konulardır. Bir türlü sağlayamadı. Vatandaşlarımız birbirleriyle uğraşıyor. Efendim şimdi merminin fiyatını biliyor musunuz siz? Ya bu vatandaşın neyle geçindiğini biliyor musunuz siz? Evet, şimdi yani bunları konuşmamız tekrar lazım. Tekrar söyleyeyim. Sabah programında da gündeme getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız merminin fiyatını biliyor musunuz diye soruyor. Ben mülkiye mezunu bir ekonomistim. Merminin de savaş ekonomisinde fiyatını biliyorum. Ama benim askerim ortaya canını kanını koymuşken biz orada para konuşmayı ar ederiz, konuşmayız. O çocuklar orada düşmana, teröriste kurşun sıkarken tetikte parmağı titrer, gönlü bulanır diye konuşmayız. Bu konuyu hiç gündeme dahi getirilmemesi gerekirdi. Onun başka yansımaları var. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama bu mermi hesabı bence yanlış iş. Ha, mermiden dolayı bu enflasyon artıyor, fiyatlar böyle artıyorsa o zaman niye marketi, tefeci, halciyi terörist ilan ettiler? Onu da anlamak mümkün değil tabii. Bu konuyu yani burada hiçbirimizin memleketin birlik beraberliği için, selameti için, geleceği için farklı düşündüğünü sanmıyorum. Hepimiz Allah'a şükür ülkenin geleceğini düşünen insanlarız. Ama bu konunun gıdayla ilgili konular, vatandaşın geçim sıkıntısı gündeme geldiği zaman da gündeme getirilip istismar edilmemesi lazım. Kesinlikle. Böyle bir yanlışlık olamaz. Kesinlikle yani. Yani beni neden geçim derdiyle uğraşan insanla benim askerim arasında bırakıyorsunuz? Böyle bir şeyimiz yok ki. Şimdi bağ kurmaya çalışmak o asker yanlış. Sayesinde biz tabii. Allah'a şükür memleketimizde esenlikle, huzurla yaşıyoruz. Sen niye bunu istismar ediyorsun? Olmaz ki böyle. Şimdi siyasetçiler. Biz bunları istismar etmedik. Tabii. Kesinlikle. Yani biz muhalefet milletvekilleriyiz. Tabii. Muhalefet partileri olarak bunları gündeme getirip istismar etmedik. Yani siyasetçiler. Olmaz. Vatandaşın geçim acısı içerisinde bırakıldığını söylemesi mi gerekir, gizlemesi mi gerekir? Yani söylemesi. Biz adımız milletvekili. Yani milletin derdine bizim tercüman olmamız lazım. Aş bulamıyorsa bizim ifade etmemiz lazım. İş bulamıyorsa bizim ifade etmemiz lazım. Efendim patlıcan 18 liraya çıktıysa ya kardeşim bu patlıcan niye 18 lira diye bir sormayalım. Sorduk. İşte Tanzim satış mağazalarını kurdular. Şimdi bu vatandaşın işsizliğini, çaresizliğini, geçim azı içerisinde bırakıldığını söylediğimizde ya kardeşim siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz diye söylemenin hangi mantıkla izah edileceğini, nasıl bir halet-i rüya içerisinde bunu söylendiğini ben doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Yani sanki AKP'den önce bu askerin sıkacak mermisi yokmuş gibi bir ifade. Sanki AKP bulmuş o mermiyi, askere bombayı o bulmuş. Daha önce askerin hiçbir gücü yokmuş. Mermis bu millet çocuğunun battaniyesini merminin üzerine sermiş. Evet, yağmurda ıslanmasın diye. Böyle bir millet. Yani eğer mesele mermi ise aç da kalırız. Canımızı da veririz. O ayrı mesele. Ama kardeşim ya bir savaşla mıyız ya?
Efendim? Kurtuluş Savaşı falan mı yaşıyoruz biz ya? Mesela mermi ise nedir ya? Tank palet fabrikasını satacaksınız. Ya bunu böyle bu değerleri istismar ederek vatandaşa iş bulmaktaki beceriksizliğinizi, aş bulmaktaki aziyetinizi, sosyoekonomik beceriksizliğinizi mermiyle örtemezsiniz kardeşim. Bunu kimse yemez. Süremiz, aklı başında kimse bunu yemez, kabullenmez. Yönetimimiz rejiden evet. Süremizin hemen hemen bitmek üzere olduğunu söylüyor. Ama bir tespit yapalım sosyal mı? Sosyal medyadan bir soru geldi. Önemsediğim bir soru. Hiç o konuya giremedik aslında. Şimdi SGK'nın bir maaş ödeme şeyi var. Bir de SGK'nın sunduğu hizmetler var. Deniyor ki eskiden ilaçlar pahalı alıyordu. Sayın Cansel Erkal. Eskiden ilaçlar pahalı alınıyordu. Aynı ilaçlar bugün ucuz alınıyor. Burada bir tasarruf sağlandı. Bu bir yönetim becerisi değil midir? Manasında bir yorum yapmış, soru sormuş. Ne dersiniz? Bu konuyla da kapatalım. Birer cümle alayım. Yani intibakla ilgili bir şey söylemem lazım. Buyurunuz efendim. İntibakla ilgili neden intibak gerekiyor? Bunu düşünmek gerekiyor. Burada üç ayaklı bir normal olarak 506'ya göre 2000 yılı öncesine ayrı maaş bağlama sistemi, ondan sonra 2000 ve 2008 arasında farklı uygulama, biraz Bülent Bey demin değindi, farklı bir takım ücretlendirme ve ücret bağlama, yani emeklilik aylığı bağlama sistemi, ondan sonra 2008 sonrasındaki bağlamalardan kaynaklanan dengesizlikler var. Bu dengesizliklerden dolayı 3 kişi emekli olmuş, farklı farklı. Emekli sandığı ayrı, ben ayrı, onun ise bağ kurulu ayrı, işçiler arasında da ayrı. Bunun mutlaka yeniden gözden geçirip asgari müştereklerde belirli bir normlara oturtulması gerekmektedir. Bunun düzelmesi ancak böyle olabilir. Başka türlü mümkün değil. Bu tekerrür halinde devam edip gider gelecekte de. Devam edip gider. Benim nazane evet. Kanaatim bu. İntibak yeniden 2000 sonrasındaki dikeylere de getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda intibak konusunda da herhalde hemfikiriz. Tabii. Evet. Bu ilaçla ilgili konuya katkı payıyla ilgili, ilaçla ilgili bir başarı yok mudur sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Bakın biraz önce söyledim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçen yıl yazdığı 2017 ile ilgili raporu tam 64 tane eleştiri var. Kurum alacakları 22 milyar 550 milyon liranın zaman aşımına uğratıldığı gerekçesi var. 22 milyar 500 milyon lira zaman aşımına uğratıp tahsil edilememiş. Takipli kurum alacakları gerçekleştirilememiş. Bu 64 buna benzer şeyle belediyelerden prim borçlarının tahsil edilememesi. 8 milyar 784 milyar tahsil edilememiş bilmem ne. Yani bunları tek tek saysam tam büyük bir rezalettir. 64 kalem. Bu aslında çok daha da fazladır. Bir başarıdan bahsetmek onun için mümkün değil. Yani hayır, ilaç fiyatlarıyla ilgili. Bir şey söyledi bu, Murat Bey. Bu KYS'li bir şeydir. Keşke başarı olsun. İlaçlar ucuzladı ben, diyor değil mi? Ondan mutluluk duyarım. Keşke öyle bir şey olsa. Şimdi, Bey diyor şimdi ona. Bir ara tabii. Ne diyor ilaçlar? 2003 sonrası hükümetlerin küresel ilaç firmalarıyla pazarlık yaptığını, hatta hükümetlerin bu firmalara fiyat konusunda baskı yaptığını medyadan izliyoruz. Bir ara ucuzladı doğru. O konuda benim de bir gözlemim var. Aslında, yani. Aslında bir istismar vardı. Onun üzerine gidilerek ilaç fiyatlarında bir ciddi düşüş oldu o tarihlerde. Onu gözlemledik biz. Doğrudur. Yani devlet de bunu yapması lazım. Yani bir istismar varsa, bir fahiş fiyat varsa, aynı patlıcanda, biberde olduğu gibi devlet kontrol etmeli. Bu kontrol ne oldu etmeli. Biliyor musun İsmail Bey? Sizi tamamlamak için. Aynı şey. Şimdi, yalnız bugün bir şey var. Salih abi onu anlatayım da. Anlat. Şu anda birçok ilaç bulunamıyor. Heh, o bir başarıydı. O doğrudur. 400 küsur ilaç, evet. Kalem ilaç bulunamıyor. Tabii. Şu anda bulunamıyor. Zorluk niye? Çekiliyor. Döviz konusunda bir sabit endeks tespit 2. edilemediği 9'a için. 2.9'a indekslemişler. Tabii. Fiyatlar çok, yükseldiği tabii. için ithal edilemeyen tabii. ilaçlarda zorluk var, bulunamıyor. SMA hastalar için mesela hala buna benzer bir bakan sürü söz vermesine rağmen. Düşünün bir bakan bu işi çözeceğim diye. Söz veriyor. Hala
SMA hastalar için ilaç bulunamıyor. Bu bir örnek. Sayın geçen Cumhurbaşkanı kendi talimatı vardı. Tabii. O benim de şahsen takip ettiğim ama çözülemiyor. Bir davadır. SMA hastalarının davası. Bunlar kabul edilemez. Yani bu da işin başarısızlık tarafı. Yani elbette başarı varsa onu takdir ederiz, alkışlarız, baş tacı ederiz ama bugün ciddi bir başarısızlık var. Ama aylardır ilaç konusunda bir kaos yaşanıyor. Ve bunun çözümünü ortaya koyamayan bir hükümet var, bir Sağlık Bakanlığı var. Bunu nereye koyacağız? Kur farkından dolayı 2019'da da ilaç ve sağlık giderlerinde büyük artış olacak. Efendim? Çok büyük bir artış söz konusu olacak. Geçmişteki o ucuzlama da o tarihlerde dövizin düşmesi, Türk lirası karşısında dövizin düşmesi o uluslararası küresel piyasalardan kaynaklandı. Keşke başarı olsa, gerçekten çok mutlu olurum benim kurumum. 2.9'da sabitlemeden kaynaklanan bir ücret düşüşü var ama ondan sonra dövizin bu sefer de ilaç gelmiyor. Evet. Efendim, şimdi keşke başarı ama başarı özellik olmadan uzmanları o kurumda istihdam etmeden mümkün değil. Sohbete aslında Murat ben doyamadım. Bey, Murat Bey elimizde tuttuğumuz her elimizde kalıyor. Yani 16 yıl sonra geldiğimiz nokta 450 bin ataması yapılmayan öğretmen, 500 bin işsiz iktisadiyat bilimler fakültesi mezunu, 2 milyon MYO mezunu, 2 milyon lise mezunu ve 16 yıl sonra 6 milyonu bulan bir genç işsizlik. Ya Türkiye nereye gidiyor? Efendim ben sohbete doyamadım. Çok şey öğrendim. Son birer cümlenizle ondan sonra yayını kapatalım. Seyircilerimize hoşça kal diyelim. Buyurunuz efendim, son bir cümle. Öncelikle size teşekkür ederiz. Böyle ciddi bir konuyu gündeme getirdiğinizden dolayı, bize de fırsat verdiğinizden dolayı Türkiye Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda bu imkanı bulduğum için. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet buyurdunuz. Buraya geldiniz gecenin bu vaktinde. Bizlerle birliktesiniz. Dün ataması yapılmayan bir öğretmen gencimiz, 33 yaşında, Halil İbrahim Bozkurt ismini yanlış hatırlamıyorsam, intihar etti. Son derece üzücü bir durum. Gençlerimiz hayatla mücadele etmeli. Asla hayatın zorluklarını yenilmemeli. Ama devletin de genç işsizliği çözmek adına en radikal tedbirler alması gerekir. Ama bu konuda hiçbir şey yapmayan bir devlet yönetim anlayışı var. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde bir paket çay, efendim bir kenevirden yapılmış torba, bunu vatandaşlara dağıtacağız diye övünmesi, 6 milyon genç işsizin olduğu bir ülkede valla benim yakıştırabileceğim bir tablo değildir. Teşekkür ediyorum. Efendim ağzınıza dilinize sağlık. Zahmet buyurdunuz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Bülent Bey, sizin son sözünüz nedir? Ben başta da söylediğim gibi gerçekten bu kadar önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Şu anda hiç bir medya kuruluşunun gündeminde yok. Size çok teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten gerçek anlamıyla kalkınacak, çağdaş uygarlık seviyesini yakalayacaksa öncelikle çözmesi gereken konu, çünkü her yerle bağlantılı, her konuyla bağlantılıdır, bu sosyal güvenlik meselesini çözmek zorundadır. Buradaki kayıt dışılığı, buradaki sorunları çözdüğünde Türkiye gelişmiş, birinci ligde oynayan bir ülke olacaktır. Onun için tekrar bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama hükümetin bu konu gündeminde olmamasını da kınıyorum. Geleceğimiz açısından hüzünleniyorum maalesef. Efendim zahmet buyurdunuz, geldiniz. Değerli fikirlerinize bizleri aydınlattınız, halkımızı da aydınlattınız. Buyurunuz. Eğer bu programda bir tespit yapıyorsak, eğer Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurtuluşu isteniyorsa, ihracata dayalı büyüme hedeflerini geliştirmek, ithalata dayalı büyüme hedeflerini küçültmek gerekiyor. Türkiye'nin kurtuluşu burada. Yani ithalat dediniz ya, istihdamı artırmak, kayıt dışılığını kapatmak için üretim ekonomisine de geçmek lazım. Çok doğru. Üretim artarsa ancak kayıt dışılığı önleyebiliriz. Üretim artarsa sigortalı sayısını artırabiliriz, sigortalı sayısını. O zaman emekli maaşlarımızı da ödeyebiliriz. Bülent Bey, bir zihniyet değişikliği şart. Yapmış olduğumuz ihracatın %70'i ara malı. Eskiden bu 10 yıl evvel 80'e geldi. Tabii %80'e ara malı. Biz
normal olarak ihraç, şimdi ithal yapıyorsun. Tabii. Olmaz böyle bir model. Efendim, Cumhuriyet kurulurken bir üretim toplumu hayali vardı, bir ütopyaydı. Tabii. Ben bunu programlarımda mümkün olduğu kadar işliyorum. İcat, tasarım ve üretim yapabilen bir topluma dönüşmediğimiz müddetçe, bunu da dış ticaret fazlası yaratacak bir modelle taçlandırmadığımız müddetçe bu sorunları halletmemiz çok kolay olmaz. Aydınlattığınız çok teşekkür ediyorum. Ben sohbete doyamadım. Zaman nasıl geçti şey yapmadım, anlamadım. Sosyal medyadan çok yoğun katılım var ama aralarından bir iki tane ilginç geleni çok seçtim. Sayın seyircilerimiz, bir programımızı da bitiriyoruz. Haftaya dünyada da yeni konuşulan bir konuya gireceğiz. Onu değerlendireceğiz. Vatandaşlık temel geliri. Bu 4. endüstri devriminin getirdiği robotlaşma, insanların işsiz kalmasına yönelik tasarlanan bir sistem. Türkiye'de daha çok konuşulmuyor. Fakat çok değerli uzmanlarla vatandaşlık temel gelirini değerlendireceğiz. İzlemenizi bekleriz efendim. İyi akşamlar.